YouTube'da. O bir yani telif Bilmiyorum. başlıyor. Telif belif atarlar şimdi. <laughs> Aa. Ayol, hoş geldiniz arkadaşlar. Bir dakika, alt tab'ı. Hah. Evet, ekranlardayız değil mi? Karşınızdayız. Umut ediyorum. Her şey yolunda. Sesimiz, görüntümüz iyi mi? Evet. Bir merhaba deyin. Sayın dostlarım, kardeşlerim. Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz hepiniz. Bu akşam umarım sizin de eğlenceli ben bir yayın eğlenceli bir yayın icra edeceğiz efendim. Memo'cum, Memo'cum senin sesini alalım. Mehmet abi. hoş geldiniz. Heh. Sesler geliyor değil mi? Bir sorun yok. Paylaşımları da halledeyim yok, ben. Yok. bir sorun yok. Hamdolsun. Şükürler olsun. İyi iyi. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, bugün kulaklarınız neler duyacak, neler duyacak, neler duyacak. Acaba diyorum, bundan sonra yayınları türkü söyleyerek mi açsam, tam onu tartışıyorduk. Ben böyle bakayım sana, sen başta söyle. <laughs> ben bu aralar canlı yayınlarda türkü söylemeye çok alıştım <laughs> yani. Çok alıştım, ben... oyun yayınlarında orada burada pasat türkü söylüyorum, hoşuma da gitti. Ben böyle şeyli bakıyorum sana şu an. Başla söyleme abla. Senden korkuyorum. <laughs> Senden korkuyorum. Ol Olmamış gibi bakışımla, üç, üç numaralı bakışımla sana bakıyorum. <laughs> ben. Hmm. Sizleri bir arada görmek dinlemek çok güzel deniyor. Çok teşekkür ederiz. Bizleri Sağol izlediğiniz arkadaşlar. için çok teşekkür ederiz. Vakit ayırıp buralara geldiğiniz için çok teşekkür ederiz gerçekten. İnşallah sizi eğlendirebiliriz arkadaşlar. İnşallah, i̇nşallah. Evet sevgili hocalarım. Şimdi bugün benim kanala bugüne kadar gelmiş en deli saçması yorumlardan bir derleme sunacağım. Fakat önce bu konuyla ilgili sizin yorumlarınızı almak isterim. Mesela sizlere böyle yorumlar geliyor mu veya hani ister YouTube videolarına ister Twitch yayınlarına. Çünkü Nanemolla da Yaltırık Hoca, Hocam da Twitch'te de yayın yapıyorlar. Bugüne kadar size gelen en acayip, garip yorumlar neydi? Hadi bir paylaşın. Eee hamdolsun, şükürler olsun beni daha keşfetmediler. Nasıl keşfetmezler <laughs> ya? Vallahi abi, beni keşfetmediler ama şöyle bir durum var. Ben e, ağır metinler okuduğum için anlamıyorlar benim ne dediğimi. Ha. Evet. Beni hala anlamadılar. Sen çok iyi anlatıyorsun. Seni anlayıp antites üretebiliyorlar. Anladım. Ben tabii mümkün olduğu kadar anlaşılır anlatmaya çalıştığım için. Evet, evet. Bir de şey tabii. Mesela e, senin konuların daha böyle divan edebiyatı, ağır metinler falan. E, ben hani böyle Türk tarihi, şamanizm, Timur, Efendim Osmanlı tarihi falan bir çeşit çeşit konuda yayın yaptım bugüne kadar tabii. Hani senden de çok önce başlamıştım bu bunlara. Evet. E bu konuların meraklısı çok. Bu gibi konularda her şeyi bildiğini iddia eden veya kendi fantazilerini gerçek zannedip ona inanan insan da çok. Memo sana geldi mi böyle yorumlar? Sana mutlaka geliyor. Geliyor işte Twitch'le geliyorsa arkadaşlar Sansun müdahale ediyorlar böyle kahvehane kavgası gibi. Birader sen diyorsun? hayırdır falan diye tepki gösteriyorlar. Benim botlar devreye girmeden önce evet. psikolojik olarak dövüyorlar. Çünkü şey İstanbul kahvehanesi gibi bir şey var chat var bende böyle direkt tahta sandalyeler havada uçuyor böyle. Ya deli tahtlı Youtube yorumlarında böyle nadire düşüyor onları da ben kaldırıyorum zaten mesela en çok şeye yorum geldi bana. Bu Tarsus'taki esaregiz kazıyla ilgili kendi teorimi paylaşmıştım. Ya neler neler. Diye sırları anlatmadı, diye bir şey anlatmadın diye böyle hörelerler oluyor. Ya da işte gerçekten orada bir şey olmasa diye böyle patırtı kopsu falan diye olayın havasına kapılanlar oluyor falan. Alıştık tabii. Ben daha fantastik yorumları daha çok ben yayıcılıktan önce bir erken aşamalarında gördüm. Yani işte tarihçilik ya yaparken bir gün birinci sınıftayım ben. beşhur olaydır anlattım bunu birkaç yerde. Nisas birinci sınıftayım. Nisan 2007. Hı Hıdır Baba Tablası'nda orada dolaşıyorduk. taradıklarla bana şey soruldu. İşte İsmet İnönü e, ağır işittiği için helikopterde imzalamışlar Lozan Anlaşması'nı. Wow. İşte Dede Ağaç demişler kara ağaç anlamış. O yüzden kara ağacı vermişler bize Dede Ağaç'a ne diyorsunuz wow. diye böyle. Abov dedim, Allah'ım dedim içimden. Ben hep böyle şeylerle mi karşılaşacağım falan böyle bir garipsedim bölümü bırakmayı falan düşündüm. Sonra alışıyorsun Ana, yani tabi. Kebassulan de... diyor ya, alıştık zamanla diye. Sizce de halkımızın hayal gücü gerçekten harika değil mi ya? Burada, 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 affedersiniz. Yine Pseudo-Historyanlara laf atacağım. Buyurun. E, çünkü vallahi. tarihçi değilim ya. Tarihçi olmadığım için Pseudo-Tarihçilere, Maki-Tarihçilere <laughs> şey yapabiliyorum çok rahat laf atabilir hissediyorum kendimi hani o kadar geniş o kadar renkli cıvıl cıvıl hayal güçleri var ki Mehmet abinin bir lafı vardır bunlar tarih değildi fantastik roman yazsalar bizi piyasadan silerler aynen aynen zaten bu kesinlikle bu insanların fantazya ihtiyacından kaynaklanıyor ya kesinlikle evet. öyle yani Fantastik bir şeyler tüketmek insanın bence en temel ihtiyaçlarından bir tanesi gerçekten. Ama tarihte bunu bulamıyorlar, yeterince bulamıyorlar. O yüzden de böyle komplo teorilerine falan kayıyor bu insanlar. Böyle değişik, ya, ilginç de bir şeyler bilmek, öğrenmek istiyorlar. Ondan biraz yani. Ee, bir de sıkıntı şu. Fantezi arayışları ötesinde bunu gerçek gibi kabul etmek. Hı hı. Çok fantastik bir şey kurguları ortaya koyuyor ve bu gerçek olmalı. Hayır. Eleştirdiğin zaman ya da gerçek olmadığını söylediğin zaman tepki gösteriyor insanlar. Nasıl olur diyorlar. Yani isim ver bir ayıcı deliler üzerine yapmışlardı bu şey e, Osmanlı'nın delileri Serhat Atlıları üzerinde kanalda. E, orada araştırmacılar işte tek tokatla zırhlı şövalyeyi atından devirmeleri şehir efsanesini ondan atınca, Nasıl olur yani falan diye böyle sorucu bayağı bir öfkelenmişti yani böyle şey bütün tozun yıkılmasından hareketle. Yani bir de böyle bir durum var. Yani gerçeği kurgulayıp bükme ve daha sonra o kurgulanmışı gerçek kabul etme Tabii. Gibisinden ve bir dünyada bunlarda. yaşama ve yani. o kendi kurgulayıp inandığı veya hatta çoğu zaman kendileri bile yapmıyor. Orada burada bir takım deliler kuyulara taş atıyorlar. Onların peşinden gidiyor bu insanlar. Onların tezlerini benimsiyorlar tez tırnak içinde. Sonra da o kendi yaşadıkları gerçekliğin dışında bir şey duydukları zaman inanılmaz tetikleniyorlar. Tabii canım şey vardır ya bak isim vererek anlatacağım bunu çünkü isim vermemde hiçbir mazur yok. Ee, bu Mihrimah Sultan mimaristan aşk uydurması var Evet ya. Evet evet Ya şimdi hikayeyi anlatmayacağım işte cami oraya yapmış buraya yapmış bilmem ne bana ne o kısmından yani yalan çünkü. Bu hikayeyi ortaya çıkaran kişi bile dedi ki ya ben o hikayeyi öyle anlatmadım. İskender Pala <laughs> televizyon programında ve edebiyat programına katıldı. Hani o program da tırt bir programdı. Hani İskender Pala'nın adının altında edebiyat üstadı falan yazmışlardı. Hani o kadar tırt bir programdı. Neyse konumuz o değil de. Şey İskender Pala diyor ki orada ben diyor bu hikayeyi böyle anlatmadım dedim ki bu dedim bir mesleki aşkla yapılabilir ancak çünkü bu kadar ince hesaplamalar bilmem neler. Hani böyle Hı -hı. bir şey hani ona uygun onun ismine uygun. Hayır bu şekilde bir şey dedi mesleki bir aşkla hani e, o da bir romantizm var orada da şey romantizmi Ejdat be romantizmi var ya orada. Hı -hı. Onunla anlattı büyük ihtimal millet diyor onu Mimar Sinan'la Mihrimah Sultan aşıkmış birbirine böyle böyle hikayesini çevirdiler diyor. Ben uydurdum diyor. Hani hikayenin çıkışı diyor burası diyor ama insanlara daha anlatamıyoruz ki o hikaye öyle değil diye. Tabii. Ya yani birisi hani... ondan duyduğunu aklında uyarlıyor. Tabii, bir tabii. tane görsel açıyor. Tamam mı? Photoshop'ta veya işte daha basit Paint'te falan. Aklında kalanları o Paint'teki görsele yazıyor anam yazıyor. Sonra Facebook'a bir bastı mı bittik. 4 milyon 5 milyon insanın haberi oluyor. Ve herkes de inanmaya meyilli oluyor böyle şeylere maalesef yani. Peki Resmen. son dönemde en çok dikkatinizi çeken ve aklınızda kalan deli saçması sözde tarihi argümanlar veya tezler nedir? Aklınıza ne geliyor? Son dönemde okuduğunuz gördüğünüz en deli son saçması. Dönem, son dönemde değil ama ömrüm boyunca en saçma bulduğum en şey oldu. Türkler tek tanrı inancına sahipti de öyle İslamiyet'i kabul ettiler. Ha, evet. Düşüncesini. Müfredatımızla tanıştığından Müfredat, beri. Yani. <laughs> evet, müfredatımızla tanıştığımdan beri hep onu düşünmüşümdür. Yani tamam, yani küçükken anlamıyorsun bunu. Evet. Ortaokulda, lisede anlamıyorsun. Çünkü şey değil yani. Kafama dank ettikten sonra nasıl ya oldum böyle? Nasıl kardeşim yani? Nasıl böyle olabiliyor? Bunu nasıl diyorlar? Yani ee, kendimle çelişmeye başladım. Yani bunu hangi akıda mantık çerçevesinde bu şekilde ifade edebiliyorlar diye. Tamamen acıtasyon mu yani? Çünkü hani ya da böyle bir şey mi? Dramatize ediyorlar. Bak onlar da öyleydi. Biz de böyleydik. O yüzden çabuk birleştik mi diyorlar. Yani gerek var mıydı buna belki de? O noktayı bir türlü anlamlandıramıyorum. Mehmet abiye söz vermeden son bir şey daha diyeceğim. Geçen e, çağrı filmini izledim. Hı hı. Yayında benim yayında da konuştuk bu konuyu biraz. Şimdi siz de iki tarihçi e, büyüğümsünüz. Size sormak istiyorum bu konuyu. Ailemle bile konuştum ki ailem bile e, çoğu noktada katı olmalarına rağmen bana hak verdiler. Dedim ki yani İslam tarihine bakıyorsun. Peygamberin Mekke'den Medine'ye göçü anlatılıyor bu bize. Hı hı. Ondan sonra Medine'de bir İslam devleti kurması, Mekke'yi fethetmesi, Arapları bir ara... Arapları tek kabile, tek devlet altında birleştirmesi. Hı hı. Bir de dedim bu olay bu olay dedim bir zafer hikayesi. Biz niye bunu ağlayarak dinliyoruz? <laughs> Abi Çünkü muazzam... Çünkü menkıbe muazz formunda dinliyoruz da o yüzden. Tarihsel ya, bir mesele değil. Halihsel olarak bir formda dinliyoruz. Nerede kapama etti biliyor musun bu filmde? Ya ben Mekke'nin fethini de defalarca yaptım. ben çünkü peygamberler tarihi okuyan insanım, kısa süreli Enbiya'lar orijinal el yazmalarından okuyan insanım. Oralar da böyle. ama şimdi filmde Mekke'nin fethi sahnesini gördüm. O atların üzerinde tıngır tıngır Mekke'ye giriyorlar. Yani ben bunu ağlayarak anlatamam. Sevinçten ağlarım en fazla. Hani Müslüman kafasıyla söylüyorum hı -hı, bunu. Hı -hı. Ya ama Müslümanlar hep öyle acı çektiler, böyle acı çektiler. E peygamber epen doğrusunu yapmış. Ticaret şehrinden ham madde sahibi tarım şehrine göçmüş adam. Devlet kuracaksan ham maddesi olan yere göçersin. Her şey aslında bir Zafer'in ilmek ilmek dokunmuş hali. Ben niye Zafer'i anlatırken üzülerek ve ağlayarak anlatıyorum dedim. Ya yani bu, hep bu bile var ya, bu dinlerde bu bana, de var, bu siyasi akımlarda da var. Bana o kadar saçma geldi ki bu anlatım. Yani belki de son dönemde kafama dank eden en büyük tarihi yanılgı budur ya. E, bu, bu, bu noktada sen bir tarihi bakış açısını aslında eleştirmiş oluyorsun. Fakat işte e, bu hikayeler tarihi hikayeler olarak, tarihi bir gerçeklik olarak anlatılmıyor. Hep böyle bir menkıbe. Bir de bence şey var. Yani işte bir cemaatin üyesi olan insanları ağlatarak, sızlatarak onlara bir vicdani sorumluluk yüklemeler. Onlara bir vicdan yükü altında bırakmalar. Böyle insanlar bir ağlasın, üzülsün, kötü hissetsin falan. Niye ise böyle bir şey var yani. Demek ki hani cemaat bağlarını falan mı güçlendiriyor? Belki öyle bir şeydir yani. Ama işte arabesk bir ya ruhumuz da var yani. Ya bir şey diyeceğim, peygambere hakaret ya bu bayağı. Adam o 20 küsür sene çabalamış, devlet kurmuş. Arapların tarihinde yapılmayanı yapmış. Ve sonra ağlayarak anlatıyorsun, üzülmüş gibi. Bence bu peygamber hakaret ya. Hani... Evet. Mehmet evet, abi anladık. Mehmet abiye şey yapar. Memocum senin ne? Bugüne kadar duyduğun veya son dönemde en çok dikkatini çeken deli saçması tarih tezleri. Ya benim en deli saçması tarih tezi ya yakın zamanda denk geldi. Bu bir ara gene moda oldu ya. Eski Türkler arkalarda taş koyarak savaşıyorlar. <laughs> <Evet. gülüyor> arkadaş kelimesi Ve arkadaş kelimesi de buradan geliyormuş. Biliyorsunuz birkaç ay önce bu Twitter'da böyle bir akademisyen e, paylaştı bunu. Aynı kişi daha sonra bir kölelikle ilgili paylaşımıyla da gündeme geldi işte. Bizde Osmanlı'da batıdaki kadar şiddetli değildi kölelik demeye getirdi falan. Böyle bir sıkıntı şey oldu. Yani garip bakıyoruz böyle. Ben buna da çok da, yani dek geliyorum işte daha ileriye götürüp e, farklı kelime çağrışımlarından hareketle bu kelime aslında Türkçedir diyenler oluyor. Misal monstrum kelimesini almış Latince'de adam. E, Diyor ki monstrumu ben tırsımdan geliyor Türkçe demiş. Demek ki bu kelime canavar kelimesi aslında Türkçedir diyor. Yani bu, bunu ciddi ciddi savunan ve Facebook'ta beğenen insan var. Gerçek saran insan var. Birisi yani Facebook dayılarına, Facebook dayalarda bakarsan yani dünyanın dörtte üçü Türk ama farkında değil. Aa tabii falan. tabii. Öyle bir durum söz konusu. Ve Hadi. biz tarihçilerin <laughs> birinci görevi dünyanın neredeyse tamamının Türk olduğunu kanıtlamak olmalı bir de eğer bir evet. tarihçi olarak bununla uğraşmıyorsan onlara göre sen boş işlerle uğraşıyorsun bir de seni Reçete bunlarla şey suçluyorlar siz tarihçisiniz biliyor olmanız lazım İngilizler de Türk, Almanlar da Türk Fransızlar da Türk, onlar da Türk bunlar da Türk bir coşuyorlar. Ay, geçen ne gördüm Twitter'da ve bu ciddi ciddiye alınmayan ama ciddi bir şekilde sunulan bir tezmiş İkinci Elizabeth'in soyunu Hazreti Muhammed'e dayandırdılar biliyorsunuz Soy ağacı gördüm. Şok oldum. Ne? Neden? Hazreti Muhammed Türk müden daha kötü bir tezdi bu. <laughs> ben de denk geldim ona. Çok korkunçtu ya. Ve birkaç yıldır dönen bir geyik Emevilerden, evet, de, Emevi, Endülüs Emevi'den, işte İspanyollardan ilerletiyorlar. Bravo ya. Ya. Peki bunun altındaki motivasyon ne olabilir acaba? Niye böyle bir şey uydurulsun? Ee, herkes Müslüman aslında da bilmiyor. Ha, bunlar gizli Müslüman. Anladım. Büyük Menkıbeler, gitme. menkıbelerde de bahsi geçen mesela tabii canım. Düşünsene 500 ya 500 yıl sonra duyuyorsun mesela Elizabeth'i sani. Menakıbı Elizabeth'i sani ya. diye böyle. E, sarı saltık menakıb namesinde var ya işte. Papa çıkıyor. Papa papa. Papa gizli Müslümanmış. Papayla değil mi? yıllarca sarı saltık savaşlar veriyor. Avrupa dünyasıyla yıllarca savaşlar veriyor. Sonra papayla nihayet karşılaşıyor. Papa gözleri yaşlı. Bunu gizli ibadet tanesine götürüyor. Bir bakıyor, Papa ve yardımcıları hepsi aslında gizli Müslümanmış falan. Yani bu baya gerçek hayatta elde edemediğin zaferi sanki başka bir yolla elde etme çabası gibi. Yani menkıbelerde bile hani bu anlaşılıyor gerçekten. Ve Zaten... o menkıbelerde yazan bir dolu fantastik şey bugün hala gerçek zannediliyor ya. Ya işte Twitter'da şey dönüyor ya Mehdi Edirne'de gelmiş. Ya millet şey o bir menkıbe şey metninde geçiyor. Kimdi o? Ee, Saltuk Dağmen'in şeyde geçiyor olması lazım. Sarı Saltuk da de geçen bir ifade var. Hmm. İşte Edirne'de de Mehdi ile karşılaşıyor diye. Onunla ilgili çok ıı, hashtag çalışması kasıyor mesela bu kediciklerin hocasının şeyleri takipçileri. Oo. Oh. Mehdi de demeye getiriyorlar. Tabii ya yani. bunun ya çok farklı tezahürleri var. Tahtı tarihi. Demeye gidiyor ya Dediler ya var. geçen denk geldim direkt Mehdi Edirne Mehdi Efendim, Edirne de falan diye tweetler gördüm geçen. Peki. Şimdi de bana soruyordu. Ben de ondan sonra fark ettim. Diye dedim meşhur birden birdenbire. Sonra araştırınca çözdüm mevzuyu. Arkasındaki şeyi Peki, gördüm. Peki ben size söyleyeyim. Bana bu aralar özellikle çok sık gündeme geldiğini gördüğüm için sosyal medyalarda. En deli saçması şey şu. Türk diye bir şey aslında yoktur. Bir. İkincisi Türkler Orta Asya'dan falan gelmemişlerdir. Bundan da Orta Asya mitosu diye bahsettiklerini gördüm. Koskoca adamların. Koskoca adam dediğim böyle okumuş, etmiş. Sosyal bilimlerin belli alanlarında e, bir yüksek lisansı, doktorası bir şeyleri olan. Hani kafası çalışıyor demek ki. Değil mi? Okuduğunu anlama kapasitesine sahip ki bir şeyler okumuş, tezler yazmış, bunlar geçmiş falan. Bu tarz insanların. Aslında nasıl gerçekte Türk diye bir şey olmadığını, özellikle Anadolu'da hiç Türk diye bir şey olmadığını, ayrıca yine aynı teze bağlı olmak e, suretiyle Türklerin Orta Asya'dan falan gelmediğini, bunun tamamen uydurma bir şey olduğunu iddia etmeleri, böyle ağzıma çık böyle a kaldım böyle ya yani. Ee, o kadar manasız ki şimdi Orta Asya mitosu diye bir şey niye uydurulsun hiç mi Türk tarihinden nasibinizi almadınız bir tane Türk tarihine giriş kitabı okusanız neyin ne olduğunu anlarsınız ayrıca neden Türkler Orta Asya'dan geldi diye bir yalan uydurulsun Orta Asya çok cool bir yer mi dünyanın kalbi mi oradan gelmiş olmak çok, ha, çok, çok büyük ya. bir manaya mı geliyor Anlatabiliyor muyum? Ya yani an, anlaşılır bir şey değil gerçekten. Ulan orada kitabeler var. O kitabelerdeki Türkçeyi ben bugün oturduğum yerden anlıyorum. Dingil. Yani bu bir, ikincisi bir sürü belge var, tanıklık var. Bir de Orta Asya mitosunu hani şey demeye getiriyorlar. Cumhuriyetin kurucuları uydurdu. Ulus devlet. Evet. Ulus devlete temel olsun diye öyle salladılar ideolojik bir şey. Ulan Türkolojiyi Türkler bile kurmadı. Türkolojiyi Türkler kurmadı. Macarlar, Abi, Almanlar, İngilizler, Fransızlar falan kurdu. Füstler. Onlar niye uydursun? Onlar niye uydursun? Onlar Türkolojiyi kurdular. 19. yüzyıl diyebiliriz. Bunu daha bilimsel bir hale gelmesine. Tamam mı? Biz o sırada savaşlar, mavaşlar bunlarla boğuşuyorduk. Cumhuriyet kurulduğu sırada biz hali hazırda üretilmiş bilgiyi aldık. Üstüne kendimizinkileri koyduk. Bugün hala dünyanın hangi Türkoloji bölümüne gidersen git. Hocaların yazdıkları şeylere bak. Kimse Orta Asya mitosu diye bir şey demez yani. Hele de dil çalışmaları yapan bir insan. Türk dili e, çalışan bir insan. Böyle bir saçmalık yok yani. Ve işin tuhafı bu teoriye inanan... Bu teoriyi destekleyen bunun böyle olduğunu bir gün gerçeklerin açığa çıkacağını falan söyleyen bir tane böyle koca koca adamlar grubu var. Bunların temel derdi cumhuriyet. Bir ikinci grup daha var buna inanan. Bunlar cumhuriyet yanlısı tamam mı ve sözde Atatürkçü. Diyorlar ki bizi kendi topraklarımızda işgalci gibi göstermek için bizim Türk olduğumuzu iddia ediyorlar. Halbuki biz Müslümanlaşmış Romalılarız diyorlar. <laughs> Kendimi yırtacağım. Kendimi yırtmak istiyorum. Allah ım. dostum biraz araştırın ya. Dostum biraz araştırır mısınız? Araştırmaz hani, Bu memlekette bir zamanlar şey vardı. Kürt diye bir şey yoktur. Bugün bunun böyle artık kırıntılarını görüyorsun. Böyle sağda solda gerçekten kafası beyni hiç olmayan insanlar var. Böyle kafatasında beyin yerine sakız falan taşıyor olman lazım. Kürt diye bir şey olmadığını, Kürtlerin işte onun bunun bakiyesi bir takım halklar olduğunu, Kürtçe diye bir şey de olmadığını falan filan böyle iddia eden böyle kırıntı tipler var. Bunlardan daha büyük miktarda Türk diye bir şey yoktur diye çıkışanlar var. Gerçekten hayretler içindeyim yani. Hani onu açtık. Bugün hani en aşırı milliyetçilerin bile pek çoğu Kürt diye bir şey yok falan demiyor. Ha bakışlarında bence hata var ayrı. Ama hani Kürt yoktur falan diyeni az buluyorsun. Bu sefer başladılar Türk yoktur. Yani benim son dönemde en çok dikkatimi çeken şey bu oldu. Evet işte böyle. Şimdi arkadaşlar e, evet Kazım Mirşan maalesef e, çok zehirlemiş arkadaşlar. Maalesef üzgünüm. Sevenlerinden Öyle de böyle özür diliyorum. Geçen gün sosyal medyada birisi yazmış Kazım Mirşan ölür. Kazım Mirşanlık ölmez diye. Gerçekten büyük kötü hizmetleri olan bir insan bu alana maalesef böyle. Ee, M.S.U soruları nedir ya? Bilmiyorum neden bahsettiğinizi. Her neyse ben bugün işte benim videolara gelmiş deli saçması yorumlardan sadece bir kuplecik derledim ve 20 sayfa tuttu öyle söyleyeyim. Benim kanala gelen en çok beni böyle şok eden yorumları ben arşivliyorum. Sizler üzerinde akademik çalışmalar yapacağım yarın öbür gün. Benim içeriğim olacaksınız değerli arkadaşlar. Her neyse arşivliyorum. Onlardan seçtim. Çok küçük bir kuple seçtim aslında ve 20 sayfa etti. 2016'dan beri ben YouTube'da içerik üretiyorum. İşte geçen senenin Kasım'ından beri de değil mi? Canlı yayınlar yapıyorum YouTube'da. Evet, daha geçen sene Kasım'da başladık. Dolayısıyla elimin altında inanılmaz malzeme var. Ben bunları grupladım. E, siyasal İslamcıların saçtığı terör ve dehşet yorumları. E, Tengirici ve Timurcu arkadaşlarımızın saçtıkları dehşet. Efendim bazı Kürt milliyetçilerinin saçtıkları dehşet e, falan gibi başlıklar altında grupladım. Çünkü insanların yaptıkları deli saçması yorumlar çoğunlukla onların siyasi duruşlarıyla alakalı oluyor. Yani bir siyasi yön seçiyor kendisine bir insan tamam mı? Sonra da geçmişi yani kendi siyasi görüşünü meşru çıkartacak şekilde tahrif ediyor. Kendi kendine veya tahrif edenlerin peşlerinden gidiyor. Tamam Bu insanlara kaynak belge sorduğun zaman da ne kaynağı ne belgesi diyor. Siz diyor belge fetişistisiniz diyor. Her şey diyor belgelerde yazmaz diyor. Veya yeah. bazısı diyor ki Çıkar belgesini göster diyor. Ben zaten videoda belgesinin transkripsiyonunu okuyorum. Ben sana belgeyi göstersem tanıyacak mısın mı belgeyi? Osmanlıca mı biliyorsun? İngilizce mi biliyorsun? Farsça mı biliyorsun? Yani. Ve e, şöyle de bir tepkileri var. Önce gidin latince öğrenin, arapça öğrenin. Sonra gelin Osmanlı tarihi çalışın. Osmanlı tarihi çalışmak için ne latince ne arapça ihtiyaç yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok yani. Ee, sadece Osmanlıca bilerek bir sürü şey okuyabilirsiniz rahatlıkla. Yani ben buna çok şaşırıyorum ve bu çıkışı yapan insanların Latince, Osmanlıca, Arapça bilmediğini de farkındayım. Zaten bilse o tarz bir insan olmaz. Yani neyse tüm bu tuhaf, deli saçması yorumlar yapan insanların ortak noktası da seni sürekli bir şeyin haini olmakla suçlamak. O bakış açısından Türk düşmanısın. Bu bakış açısından Kürt düşmanısın. Şu bakış açısından Osmanlıcı şeriatçısın. Ben şu tip. Bu bakış açısından Osmanlı düşmanı, İslam düşmanısın. Şu bakış açısından İslamofobiksin falan. Böyle anlatabiliyor muyum? Böyle yani hiç laf yemediğim bir grup kalmadı galiba. Ve herhangi bir tarihçinin de yani doğru düzgün işini yapmaya çalışan herhangi bir tarihçinin de benden farklı olduğunu zannetmiyorum <laughs> kesinlikle. Şimdi bu videoya gelecek yorumları da merak ediyorum. Kim kim bilir kimlerin başına neler gelmiştir. Ee, ben ta lisans yıllarındayken bir arkadaşla, genç bir arkadaşla konuşuyordum. O zaman Türklerde dövme meselesinden bahsettim. Çocuk dedi ki, "Türklerde dövme diye bir şey yok. Eğer olsaydı Kur'an'da yazardı." dedi ya. Buna ne buyrulur? Dedim ki Kur'an bir tarih kitabı değil. İçinde bazı tarihi hikayeler veya gerçekler olabilir. Ne alaka ama dedim yani. Ne alaka? Böyle dondum kaldım. Sonra dedi ki ben o sırada tarih 3. sınıf mıyım neyim? Ben dedi tam bir yıl dedi tarih okudum dedi. Ben de senin kadar biliyorum dedi falan. Böyle bir an yaşamıştım mesela donup kaldım. Bir başka durumda şöyle bir şey yaşamıştım. Annemin bir iş yeri vardı seneler önce. Yine ben üniversitede tarih öğrencisiyim. Her zamanki gibi annemi ziyarete gittim iş yerinde. Annemin bir komşusu vardı. İnanılmaz bir siyasal. İslamcı, Atatürk düşmanı, Cumhuriyet düşmanı, her şeyin düşmanı. Fakat kendi ailesiyle varlık içinde yaşıyor. Son derece seküler bir hayat sürüyor bütün aile. Ama kendisi sürekli millete siyasal İslam propagandası yapıp duruyor tamam mı? Ben annemin dükkanına girdim. Arkamdan adam girdi ve dedi ki... Sizin o üniversitelerde okuduğunuz bütün tarih kitapları hepsi yalan dedi. Adam resmen benim tarih okuduğumu öğrenmiş annemden. Benimle çatışmaya gelmiş. Benim annemin dükkanına girdiğimi görür görmez herif arkamdan geldi ya. Dedem yaşında bak babam yaşında bile değil. Dedem yaşında herif. Ben sadece dedim ki sen bizim okullarda ne kitapları okuduğumuzu biliyor musun? Biliyorsan lütfen söyler misin dedim. Ben dedim Hacettepe tarihte okuyorum. Hangi dersleri gördüğümü biliyor musun? Hangi derslerde hangi kitapları okuduğumuzu biliyor musun sen dedim. Sadece bu kadar söyledim. Alan böyle kaldı. Sonra da bir daha bana bulaşmadı. Bunu da hiç unutamam. Ee, ve daha öğrenciyken bile böyle şeylerle karşılaşıyorsun. Ha tarih mi okuyorsun? Ben de tarihi çok severim ve çok iyi bilirim. Hemen birisi başlıyor sana tarihi anlatmaya. Falan böyle bunlar hep başımıza gelen şeyler. Şimdi... Allah'tan edebiyatta şey, pro... ben edebiyat okurken yaşadığım tek problem hmm. şeydi benim ee, Osmanlıca dil devrimi diye hmm. ki yaşadığım çevre dil devrimi karşıtı bir çevre benim yani hmm. hala üzülüyorlar cahil kaldık diye. <laughs> o nasıl bir hareketti ya? <laughs> çok üzülüyorlar çok üzülüyorlar evet. çok üzülüyorlar cahil kaldık diye. Ama yani ben bu konuşmayı başlarken Allah razı olsun atamdan diye başladığım için ha. Allah razı olsun atamdan diye başladığım için bir de kimse kardeşim kusura bakmasın ben bunu 4 sene okulda okudum. Kimse benden evet hayır be. diye vuruyorum masaya yumruğumu. 3 ayda kadar. öğrenirsin. Çok çok mu istiyorsun? üç ayda öğrenirsin. Kaldır kıçını da öğren diyorum bir de. Ay hakikaten ha Bitiyor gidiyor. Sen de bunu atmışlar demek ki yani, bunu atmışlar böyle şeyleri benim. duya duya bunu almışsın. Harf devrimi, harf devrimi, harf devriminden bahsediyorum bu. Alfabeyi değiştirdiler, <laughs> bir gece de cahil kaldık, sonra hani görür gözümüz görmez oldu, tutar elimiz tutmaz oldu ya o geceden bahsediyorum. Ay bu harf devrimiyle ilgili benim hiç unutamadığım bir şey yine sosyal medyada da görmüştüm. Latince konuştuğumuzu düşünenler, Latin alfabesi diye bir şey bilmiyor. Biz hani Latin alfabesi aldık ya. Latin alfabesiyle beraber Latinceyi aldık zannedenler. Türkçe değil Latince konuşuyoruz sananlar vardı. Ay, deli olacaktım yani. Peki geçelim mi yorumlara? Kim başlamak Oğuz, ister? Geçelim. Vallahi ben e, size muhteşem abiyim. bir muhteşem bir evliya yorumumuz var. Tam bir boş yapma bu boş yapmak kategorisinde. Tamam mı? Boş yapanlar var bir de hani her tür siyasi e, inançlarından filan bağımsız tamamen boş yapmak için yorum yapanlar var. Bunların yüzde yüzü erkek yüzde yüzü bak yüzde doksan demiyorum yüzde yüzü erkek ve bunların yine yüzde doksan dokuz nokta beşi tamamen mansplaining yani karşısında bir kadının konuştuğunu gören bir erkeğin bir dakika ben senden daha iyi biliyorum şimdi sana anlatayım neyine, nasıl yapman gerektiğini davranışı. Evet kim başlamak ister? E boş yapmakta evliya okuyacağım demiştim ben onu arıyorum şu an. Tam, ilk sayfada Eyle ilk sayfada. Beş... İlk sayfada. <laughs> Oku bakalım ben zaten biliyorum ya siz ne düşüneceksiniz Ay, okuduğunuzda kaydır. diye çok merak ediyorum. Kaydırdım. İlk sayfadaki şu kurtluyorum mu diyorsun? Hayır onun altıdaki... onu sil onun <laughs> altındaki. Ebu, e bu Roma futbol takımının logosu olanı mı diyorsunuz? Hayır hayır onun tam onun altında. altında. Aa, ben... uzun olanı Evliyalı. diyorsun. Ben de kısayla geçiştiririm diyordum tamam. Boş yapmak ba altında evet. Başlıyorum Nick okumak yoktu değil mi? Hayır Nick evet. okumuyoruz Nick okumuyoruz. Tamam. Ceren Hanım sizi ilgiyle takip ediyorum. Yalnız bahsedilen kişinin asıl adı Derviş Mehmet Zilli'dir. Evliya Çelebi videosuna geliyor bu yorum. Ay bir şey diyeceğim bu benim şu yalan böyle bilmiş bilmiş konuşan tiplemesine ben kay başlayınca bu omzumdan bir disk almış gibi oynamaya başlıyor <laughs> Böyle boy, boy Ya bir devamını oku, oku kardeşim. Bir devamını oku. Daha bu hiçbir şey değil. Yalnız bahsedilen kişinin adı Derviş Mehmet <laughs> Kendisi çok gezen manasına gelen, çok gezen manasına gelen Çelebi lakabını Sakılmıştır. Evliyanın manası ise Allah dostudur. Evet. Evliya Çelebi'den bahsederken devamlı evliya diye cümleye başlıyorsunuz. <laughs> evliya aynı öğretmen, hakim, doktor gibi bir belirteçtir. Yani cümlenize başlarken evliya değil Çelebi demelisiniz. Çünkü evliya deyince yüzlerce belki binlerce evliya var. Evet siz başlığınızı bir de belirteç evliya bu arada Çelibi o da açmışsınız. Fakat kim olduğunu hangi evliya olduğunu o kişinin adıyla bıdıdır bıdıdır bıdıdır. Yani Evliya Çelebi'den bahsederken diyor onun diyor gerçek adı budur bilmem nedir şudur bana öğretiyor. Evliya Çelebi ile ilgili yaptığımız 6. falan video bu. Evvelinde... Belize zarf demek ya. Yani adam dur yani nasıl bir lafı nasıl size bırakacağım ya. bir dakika bu hafta anlattım zarfları daha durun belirtec laf demek yani <laughs> diyor ki Evliya Çelebi'den bahsederken Derviş Mehmet Zilli veya Çelebi demelisiniz arkadaşlar Evliya Çelebi'nin dünyaca ünlü dünyaca ünlü araştırmacıları var hiçbir Allah'ın kulu Evliya Çelebi'den Derviş Mehmet Zilli diye bahsetmez ya Evliya Çelebi der ya Evliya der ve herkes kim olduğunu anlar ve asıl adının derviş Mehmet Zilli olduğunu da zaten biliriz. Evliya bile kendisine derviş Mehmet Zilli demez, kendisinden ben hakir falan diye bahseder. Evet, buyurun şimdi siz dövün. Yani açıkçası bu arkadaşımız e, hiçbir şey bilmiyormuş, e, Allah affetsin. E, savunduğu şeyi de bilmiyormuş. Çok gezen manasına gelen çelebi. Çelebi asla Çelebi'nin manaları. Bir okuma yazma bilen iki Mevlana soyu. Üç kibar İstanbul beyefendisi. Var mı başka bildiğiniz manası? Hiçbir manası yok bu kadar. Çok gezmesiyle falan hiç alakası bile yok. Evliyanın manası diyor Allah dostudur diyor. Sanki biz bilmiyoruz evliyanın ne olduğunu. Ben veli çalışıyorum. Ay delireceğim. Evet arkadaşlar bu gerçek bir boş yapma örneği olarak karşınızda duruyor. Evet bundan sonraki kategorimiz tipimi beğenmeyenler kategorisi. Hocam yaltırık hocam lafı sana bırakıyorum. Çok korkunç ya. <laughs> Hadi sesli <laughs> oku ya. Halkımız bunları duymalı. Tarih öğrenmek istiyorsanız Kadir Mısıroğlu izi kafasına salça sürmüş bu bayarı değil. Bayarı yalnız kafasına salça sürmüş izlemeyin de kafasına salça tenekesi koymuş olanı izleyin <laughs> niye kafasına salça sürmüş diyor o sıralar benim saçım pembe mi mavi mi bir şey saçımda bir boya var yani ya mavi ya pembe o sıralar onu da kafasına salça sürmüş şeklinde ifade etmiş kendisi dur devamını da ben okuyayım deliler tarihçi gözüyle deliler filmi hakkında bir içerik yapmıştım ona gelen bir yorum hadi lan sen hangi mezheptensin? Ne anlatıyorsun? Sen hiç yumurta yemeği yaptın mı? AMK. Nasıl? <laughs> yani oraya bir şey, oraya getirmiş ya. Tabii, hayır hayır. Bak şimdi. Aslında bu geride <laughs> kaldı. Kâzı... <Mezseple>, ne <laughs> alakası var lan olayın? Hayır hani şey demeye çalışıyor. Şimdi karşısındaki kadın evet. Şimdi dinden ve kadınlıktan vurmaya çalışıyor tamam mı? Ama becerem onu da beceremiyor. Yani. Hani iki yumurta kırmayı bilmezsin demeye evet, çalışıyor evet, salak. evet sen ama Git sen diyor. git yumurta kır. Hani sen bir kadın olarak git sen yumurta kır demek istiyor aslında. E, ama onu da demeyi beceremiyor. Mezhep ne alaka? Onu hiç anlamadım. Osmanlı'da delileri anlatıyoruz ya. Sen hangi Öyle mezheptensin? Ya. Acaba mezhep kelimesinin başka bir anlamı mı var? Çünkü burada mezhep yazmıyor. Mezhep Abi. yazıyor. Mezhep yazıyor, <laughs> mezhep Hayır, mez kendi dilinde mezhep diyor ya. Yazılışında bu zannediyor işte ne yapsın? Evet. Ondan sonrakini kim okumak ister? Ben okuyayım ya. Yine e, Anonim bir Bu bir zamanlar Yok, Curious Anonimlik... Cat kullanıyordum. Oraya gelmişti. Kadınlar milli duyguyu boğuyor bence. Niye bu böyle? Curious Cat'i ben çok seksüel ses tonlarıyla okumayı seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kadınlar, Kadınlar böyle işte, milli duyguyu böyle. boğuyor. Ne demek acaba Kadınlar... ya? Kadınlar bir kadın olarak tarih anlatmakla milli duygumuzu boğuyorsun diyor. Anlayan var mı? Anlayan beri gelsin ya. Yani Vallahi... erkek gibi tarih anlatmadığım için mi? Hani şöyle komutanlar geldi geçti. Onlar dehaydı, böyle savaşıldı falan. Sürekli böyle komutanlar, liderler ve savaş tarihinden bahsetmediğim için hani bir kadın olarak tarih <laughs> anlattığım evet. için rahatsız olmuş anladığım kadarıyla büyük ihtimal o yani tamamen e, zaten savaş tarihinde kimin ihtiyacı var ki Allah aşkına savaş tarihi? Vallahi askerlerin okullarda ismi yok ya. Savaş tarihi okullarda anlatıyorlar zaten yani bu kanalların amacı savaş tarihi dışında içerik sunmak insanlara. Evet. Sosyal tarih işte Peygamberlere tarihi anlatırsın, sosyal tarih anlatırsın, mitoloji anlatırsın, efsane anlatırsın. Varsayımla üzerinde konuşuyorsun. Kılıçla kalkanla yapılan zaten müfredat anlatıyor. Ve ne yazık ki müfredat sadece onu anlatıyor. Ya peki ben şan... sevgili seyirci sormak istiyorum. Benim yüzümden milli duygusu boğulan oldu mu bugüne kadar? Benim Olduysa ne yaparak buna sebep olduğumu lütfen söyleyebilir mi? Yani Ay ben şu ben... anda ben bu kadını dinlerken milli duygularım boğuluyor Ay gibi bir fenalık geçirmiş olanınız var mı? Varsa bu yaşadığınız sınavları merak ediyorum. <laughs> paylaşır mısınız? ya büyük ihtimal ne oldu biliyor musun? Bu şimdi bir kitleye aşırı düşmanlık duyuyordu tamam mı? Ceren abla hıyar anlatır gibi anlattı bu da anladı. <laughs> Bak şimdi bir dakika bir dinle dinle. Bu şimdi bir kitleye düşmandı. Ceren abla hıyar anlatır gibi anlattı. Bu ikna oldu artık düşman olmaması gerektiğini ama ondan ha. önce düşman olduğu zamanlar Pişmanlığı var o zamanların bunda. Hani ama ben böyleydim, sevmiyordum. Bak boğuldum hani hani içimdeki sana taşkını öldürdün. Ha. Sana taşkını öldürdün. Sana ha, diye böyle gel diyorum Sen Senin fanatizmimi yaptı. bitirdin diyor belki de. Büyük Senin ihtimal yüzünden öyle diyor. Benim fa fanatizmim bitti. Pis kadın diyor galiba. Vay Büyük be hiç böyle düşünmemiştim. Büyük ihtimal bence öyle diyor. Yani bayağı e, sen anlatmışsın bel kader o da anlamış. Yani bir kişiyi <laughs> kurtarmışsın ama. Eşref saatine yani, denk gelmiş. Vardır ya hani ben kurtarılmak istemeyen hastalar vardır. Evet. Bu kurtarıldığı için pişman üzülüyor. <laughs> ben diyor beni diyor. Bu, Ay. bu diyor cahillik <laughs> saadetinden diyor çektin çıkardın. Artık üzgün bir alimim diyor. Vay be gerçekten bir, bir ya. Kayyum analiz diyor ki yaptım. vay be ne ama ne analizi analiz yaptın şu anda analiz 31 arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> harika analizdi hocam ağzınıza sağlık gerçekten aydınlanmış oldum Oy. daha iyi anladım hocam yaltırık hocam bir sonrakini sen okur musun ya tabii ama lütfen tiyatrocu yeteneğinle oku arkadaşlar bu bir epdir <laughs> bu karir, bu karir bir tarih anlatıyor. Ulan ya. dövme bövme var ve deliler filmi bir tarih filmi değil. Bir fragmanda 30 küsür hata gördüm. Deliler kel olurdu. Bir avuç saç bir akirdi. <laughs> Dayı böyle niye Güneydoğu ağzıyla başlayıp sonra da <laughs> Yani iplikçi dedi kaymış anlayamadım ama, <laughs> ama hakikaten birebir transkripte ederek okudum arkadaşlar. Sonunda yani. evet evet dediler kel olur bir avuç saç bir akirdi. <laughs> ben de orada görmüşydüm. Ben de orada görmüşydüm. Yani, yalan mı söylüyorum? Rumdan bir Ermeniye kaymak lazım burada. Evet. Esso, ee, yalan söylüyorum. <laughs> 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 Ay Allah'ım ya. Ulan dövme mövme var. Allah'ım ya yarabbim ya. Çok delileri de çok kutsal bir şey falan zannediyor herhalde. <laughs> dövmem var Abi ya abdestim çok... tutmuyor. Herhalde oradan yola çıktı. Hani insanın dövmesi olursa <laughs> abdesti tutmaz diye bir inanç var ya. Abdestsiz bir şekilde delilerin adına ağzıma almış oldum yani. Herhalde ondan bozulmuş. <laughs> Ne sehemmiş be canim. Ömrümü <laughs> <laughs> <Emrimi> çiritti? <laughs> Allah İsa Allah. Muhammed aşkına. Evet, sonra gördüm. <laughs> <sor> <Petkom gülüyor> <laughs> <laughs> Coştular. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Mehmet abiyle çok severiz bilmem ne cilik oynamayı. Arası kendimizle Rum aksanı konuşuruz, Ermeni gibi konuşuruz. Ay çok iyi gibi anlatırız. Ya. Çok iyi yapıyorsunuz, keşke ben de seni ah. kadar iyi taklit edebilsem. Ay, ay evet sonraki <laughs> yorum. ki Arkadaşlar normal okusanız da anlamazsınız yani. Vallahi yorum böyle yazmış ya yani. Nasıl yani? Ben anlayamadım ki. Adam kendini ifade edemiyor ki yani. Ben ifade edeyim burada açıklayayım <laughs> size. Ceren abla fi tarihinde yazmış ki Macarlar Türk mü soru işareti Türk Türk olduğu kentten aktarıyorum O demiş. sıralar kanalın adı Acemi Filozoftu. Bunda not düşeyim. O zamanlar da acemi filozofmuş. Birisi altına gelip yorum yazmış. Demiş ki <gülüyor> <gülüyor> filozof dediğine göre muhtemelen PKK'ya da destek veriyorsundur sen. <laughs> Çünkü biliyorsunuz antik çağdan bu yana bütün filozoflar PKK'ya destek vermiştir arkadaşlar. PKK yani... öyle köklü örgüt işte. Yani bu bağlantı bir insanın zihninde nasıl kurulabilir ya? Acemi filozof. Kendi kendime uydurduğum bir nick. Sosyal medyalarda bir zamanlar <laughs> kullandığım bir nick, bir rumuz. Allah aşkına. Ümmeti Muhammed. Ve gayrimüslimi. <laughs> Bu bağlantı nasıl kuruluyor ya? Bilmiyorum. Benim aklıma hiçbir şey gelmedi. Yani hiçbir şey gelmedi. Peki. Tengrici dehşeti başlığı altındaki ilk yorumu ben okuyayım. <laughs> Zeki Velidi Togan ve Şamanizm başlıklı bir e, içeriğim var benim. Zeki Velidi Togan'ın e, bir şamana tedavi oluşu tamadı. Ona gelen yorumlardan Aa, biri. evet tamam mı? Yorum şu. Ben Orta Asyalıyım. Kamları siz anlayamamışsınız. Kamlar bizim göremediğimiz paralel dünya ile iletişim kurabilen insanlardır. Otlar hayvanların dilinden de anlıyorlarmış. Bak şimdi. Yani anlatabiliyor muyum? Ben Orta Asyalıyım. Kamlar bizim göremediğimiz bir paralel dünya ile iletişim kurabiliyorlar diyor. Otlarla ve hayvanlarla da konuşabiliyorlar diyor. Bir de şu var o da aynı mantık geçenlerde işte yine Türk mitolojisi ve şamanizmle alakalı bir videoya geldi anlatıyorum şamanizmi anlatıyorum birisi geldi diyor ki e, Türkler şamanizme falan inanmıyorlar böyle bir şey yok Türkler tengricidir ben de dedim ki tengrizm diye bir din yok çünkü artık hakikaten tükenmişim yani zaten videoda anlatıyorum neyin ne olduğunu o da dedi ki ben şu an Yakutistan'dayım külahımı anlatın tarzı bir şeyler. Burada öyle şeyler yok diyor. Peki ben seyyah mıyım? Ben Orta Asya'yı gezerek bugünkü halimi anlatıyorum. Sivri zeka Şamanizmle alakalı geçmiş dönemlerde yapılmış çalışmaları okuyorum. Onları aktarıyorum lan. Diyor ki bana adam, ben Yakutistan'dayım şu an. Burada öyle bir şey yok diyor. Ne buyurulur? Abi, buna yani? e, dede Korkut'la ilgili bilgi verebilir misin? Son durum ne oldu şimdi? E, tek miydi tanrı diyorlar? Yoksa çok tanrıya mı geçildi? Yani, mi? Öyle bir şey mi bekliyor acaba? <laughs> ne bileyim ya? Oğlum Yücelerden tarihte şamanizm falan anlı... <laughs> Bu da öyle. aynı kafa yani. Tarihte şamanizm anlatıyorsun. Kamları anlayamamışsın diyor. Ulan ben ne bileyim bugünkü kamın ne olduğunu, nasıl yaşadığını. Sen Orta Asya'nın neresindensin? Görmediğimiz bir dünyaya ben bir tarihçi olarak inanıp iman edip onun üzerinden mi anlatacağım? Yani Evet yani neresinden hangi, tutsan saçma. Hangi şamanizmden bahsediyorsun sen acaba? Ay nerenin şamanizminden, Tabii nerenin Tengriciliğinden? Bir de o var. Ve videoda yani... gayet detaylı anlatıyorum. Birbirinden farklı Türk boyları var. Bunların kimilerinin inançları ortak, kimileri farklılaşıyor falan filan. Zaten detaylı anlatıyorum yani her şeyi. Evet, sonraki yorumumuzu kim okumak ister? Mehmet abi sen de galiba biraz yok Ben okuyayım. Oku ok, oku. Ok, ok. ee... <laughs> Aa şey, Timur dehşetine mi geçeyim yoksa Yo, yo, yo. bir yorum bu. Yok yok, dehşetinden devam edelim. Şey, Türkler hiçbir zaman şaban olmamıştır. Saçma sapan bilgiler vermeyin. Tek cümlede bu kadar efsane bir yorum. Yani bunu Hiç diyenler çok azınız. Şimdi Türkler hiçbir zaman şaman olmamıştır. Saçmalamayın diyenler bir siyasal İslamcılar var bu grupta. Tamam mı? Şunu demek istiyorlar. Şamanizme falan inanmıyorlardı. Tek tanrıya inanıyorlardı. Zaten o yüzden Müslüman evet. oldular sonrasında. İki bir de Tengriciler var. Bazı Tengriciler. Bunlar da diyorlar ki şamanizm diye bir din yok. Şamanizme inanmıyordu Türkler. Tek tanrıya, gök tanrıya inanıyorlardı. Yani aslında aynı şeyi söylüyorlar. Farklı iki siyasi yapı İkisinin de farklı açılardan işine öyle geliyor çünkü. Şimdi bir de şu var. Şunu da anlamıyorlar. Ben kendi fikrimi söylemiyorum. Ben evvelce bu konularda çalışmalar yapmış. Kendileri bizzat Orta Asyalı olan, orada neler yaşandığını bilen, şamanların kamların arasında bulunmuş Abdülkadir İnan gibi hocaların yazdıklarını okuyorum. Ben de onların anlattığından öğreniyorum. Ve güzel kardeşim. İnsanlara şeyi anlatamıyoruz yani. bak şunu anlatamıyoruz insanlara arkadaşlar bakın biz kıçımızdan metin uydurmuyoruz evet evet metin var biz o metni okuyoruz diğer metinleri okuyoruz metinler arası karşılaştırmaya gidiyoruz bir analiz tahlil yapmaya çalışıyoruz yani ben zaten afedersiniz de bakın şimdi burada kimse izleyen kimse kusura bakmasın ben zaten orta asya'ya gidip derleme yapacak kadar donanımlı ve imkana sahip olsam YouTube YouTuber olmazdım. <laughs> ya aynen. Daha <laughs> önemli işlerim olurdu yani. Hiç kimse kusura bakmasın burada çok net konuşalım bunu. Kerem abla da Mehmet abi de ben de bir akademide ders veren bir insan olsaydık Tabii, akademide olsaydık araştırmacı olsaydık yani YouTuberlıkla işimiz olmazdı. YouTube'la uğraşamazdık yani. Aynen, Mümkün öyle bir zamanımız çünkü. olma. Ancak sağ sola konuk olurduk zaman zaman yani. O yüzden yazılmış metinleri yorumlarken yazılmış metinleri okurken de ha çok biliyorsanız gidin o ok, spiritizmanızı yapın çağırın Zeki ve Togan'ı ona sorun. <laughs> evet ruhuna sorun adamın. Ya sonraki yorumu da yaltırık sen okuyabilir misin? Çünkü o yorumun ruhunu en iyi sen anlayacaksın. Şey bir ulu, şey e, şu şamanizm evet, evet, diğer evet. adamın yorumu bu. Evet evet yok yok. Anadolu'ya 6 e, aylardan Anadolu'ya şamanizm başlangıç 2 var ya ona gelen yorum. Evet tamam Türkleri şamanizm ile karıştırılmasın Türk... Aa, o. diye başladım. Tamam. Hmm. Türkleri şamanizm ile karıştırılmasın. Bizler teğriciiz. Boğalar şamanizme bağlı bir ırk. Şamanizm ile arasında bazı benzerlikler olduğu için Türkleri şamanizme bağlı sarılıyor. Ama ikisi benzerliği olsa da çok fazla benzemediği yönü de var. Türk tegri inancında doğaya saygı var. Şamanizmde ruhlara karşı bir ayin yapılıyor sadece. Tengri'nin tek olduğu şamanizm ile Tengri inancındaki benzerlik var. Arkadaşlar anlamadık diyeceksiniz, vallahi ben de anlamadım yani. Diyor ki, Türkler <laughs> şamanist değildir. Az önce söylediğim şey işte, Tengri'ciler arasında da var bu. Türkler şamanist değildir, biz her zaman tek Öyle tanrıya inandık. Değil. Şamanist olan Moğollardır. Moğollarda affedersiniz ittir, köpektir. Bir de böyle bir kolu var Tengri'cilerin. Aa, Yorumun evet, devamında da zaten da gördüm. şahsıma Moğol iti diyerek hakaret etmiş. Peki gerçek ne arkadaşlar? Türk şamanizmi diye bir şey var, Moğol şamanizmi diye de bir şey var ve de hatta Moğolların şamanist inancı Türklerden öğrendiği düşünülüyor. Çünkü Moğol şamanizmindeki pek çok kelime Türkçe. Yani Moğollara şamanizmi öğretenlerin aslında Türkler olduğu düşünülüyor. Ve bu yönde ciddi kanıtlar var. ya ki iki, şaman ve şamanizm kavramları bile biraz daha güneyden kuzeye doğru çıkma ya. ya Kuzeydeki evet. inançlar daha Tengri'ci inançlarken şamanizm kavramı bir ve var, şamanizm ritüelleri yani... güneyden kuzeye doğru çıkma. Baktığın zaman Türkler de bir şekilde kendi e, inanç sistemlerinde oluşturmuyor şamanizmi. Şöyle ki şamanist ritüeller ve inançlarla tengriciliği birbirinden ayırmak bile mümkün değil. Yani o kadar iç içe geçmişler ki gök inancı ayrıdır, şamanizm ayrılır bile diyemiyorsun. Hangi inancın neyden kaynaklandığı belli değil. Neticede şamanizmin insanlık tarihiyle başladığı düşünülüyor. Ve o kadar eski yazılı kayıtlar yok maalesef yani. Hani her bakımdan karmaşık bir mesele gerçekten. Evet, şimdi Timurcu dehşetine geçiyoruz. Ben okuyayım. Lütfen sen oku, evet lütfen. Abo, abo. Emir Timur Müslüman değildi. Sağlama istersen. Bir dakika, sen. hangi videoya geldiğinden bahsedeyim. Emir Timur'la Yıldırım Beyazıt arasındaki mektuplaşmalarla alakalı birkaç videoluk, iki veya üç videoluk bir seri yapmıştım. Birbirlerine yazdıkları mektupları okuyoruz. Timur da mektubunda sürekli Allah Muhammed Allah Muhammed deyip duruyor. Onun üzerine yazılmış biliyorum. Evet, buyurun hocam. Emir Timur Müslüman değildi. Sallama istersen. Müslümanlara hoş gözükmek için Emir Timur Türk'ün öz inancı Tengriciydi. Tengri Türk'ü korusun ve yüceltsin. Ben de yazmışım Ben de yani. demiştin ki Neceren abla da demiş ki bu hangi kaynakta yazıyor? O da demiş ki hangi kaynakta mı yazıyor? Senin dediklerin hangi kaynakta yazıyor? Tarihçilerin tamamı Emir Timur'un tengrici olduğunu bilir. Ayetleri büktünüz, şimdi de tarihimi büküyorsunuz. Ay tanrısının putu elde tapınacağını mı sanıyorsun Emir Timur'un? Ya tengrici olsa bir şey diyeyim mi? Çok rahat tapardı yani. Çok da ayırt edeceğini zannetmiyorum. Evet. Yani evet yani Türk paganizminde, Türk e, ıı, şamanizminde çok da böyle Ay senin tanrın benim tanrım yok yani. Haram helal ver Allah'ım garip kulun tapar Allah'ım. Gidiyorlar onlar. <laughs> evet. devamın doku lütfen. Bu tarz Ay, tanrısı... Hmm. Ay tanrısının putu ellata tapacağını mı sanıyorsun? Bir de mağları ayırmamış ya buralarımdan aşağı yırtasım gelir. <laughs> Emir Timur'un Yıldırım Beyazıt'la savaşmasının sebebi Yıldırım Beyazıt'ın Anadolu'daki Tengri'ci Türklere Müslüman olmadığı için baskı yaptığı içindir. Ya. Arkadaşlar ben kötü okumuyorum. Kötü Oo. yazmış. Toparlayamıyorum. İslam denen Arap uydurmasına hoş gözükeceğinize Türk olun az demiş. Yani oldu. devamı da var. <laughs> Okumak ister misin devamını? Oo. Sonra ha, ben bir şey soruyorum. Kaldı. Bunları diyorum. Bu fikirlere nereden vardın diyorum. Bir filmden bahsediyor. İzlediği bir filmden bahsediyor. Ben de diyorum ki filme dayanarak mı bunları söylüyorsun? Hangi filmse o film onu da hatırlamıyorum almışım hepsini de. Diyor ki sadece e, film değil Arapların ve Müslümanların Timur'u neden sevmediklerini araştırdın mı? Hangi dilden çevrilmiş o dediğin kaynaklar onu da söyler misin? Çeviren ahmak Tengri sözünü Allah diye çevirmiştir. Timur'un devleti Müslüman değil. Bir defa Timur nasıl Müslüman oluyor? Osmanlı'ya savaş açmış bir adamı Müslüman yapmak çok zavallıca bir hareketti. Allah'ım tasyonu düşüyor. Ayrıca, şey Emir, ayrıca Enir Timur'un hiç Müslümanlar gibi giyindiği bir silüeti var mı? Yok. Emir Timur'un Müslümanlar gibi giyindiği bir silüeti var mı? Yok. Minyatür yok. demeyi de bilmiyor. Evet. Müslümanlar ama, ama, doğru demiş ya. silüeti yok. <laughs> Baktığın zaman silüeti yok yani. Minyatürü vardır mutlaka. Timur'un devlet de Müslüman. Dostum biraz araştır istersen demişsin. <laughs> ne abi vardı. Artık? E artık sıkıldım yani. <laughs> Laf anlatılacak biri de değil. Bu dediğine kargalar bile güler. Sen Müslümanların Timur'u neden sevmediğini araştır önce. Timur için kafir derler. Çok Müslüman öldürdü derler. Arap uydurması. İslam'la hiçbir alakası yoktur Emir Timur'un. O bilge kağanın izinde gitmiştir. Ya. Yani bu kafaya göre arkadaşlar, bu fantazyaya inanan insanlara göre Emir Timur bir tengrici, Arap'ın dini olan İslam'a inanacak kadar ahmak biri değil. Yıldırım Beyazıt'la savaşmasının nedeni Yıldırım Beyazıt'ın Anadolu Türklerini zorla İslam'a mecbur etmesi, İslam'a geçmeye mecbur etmesi. Bu yüzden Emir Timur ta oralardan kalkıyor geliyor, Yıldırım Beyazıt'la savaşıyor ve de onun yazdığı mektuplarda Timur aslında Tengri demiştir ama çevirmen olacak soysuz kesin onu Allah diye çevirmiştir. Ne güzel kafalar değil mi? Ne harika kafalar. Müslümanlar diyor Timur'un sevmez diyor. Müslümanlar diye bahsettiği insanlar siyasal İslamcılar arkadaşlar. Siyasal İslamcılar aynı zamanda Osmanlıcı olur biliyorsunuz. Osmanlı'nın tabi Osmanlı'nın devletinin halkıyla malkıyla işleri olmaz onların. Osmanlı devletinin hanedanının ...en küçük bir şekilde sinirini bozan... ...herkese düşmandırlar saçma bir şekilde... ...sanki bugün hala o kişiler yaşıyormuş gibi... E, ...siyasal İslamcıların... ...Timur'dan hoşlanmadığından... ...bahsediyor ve buradan yola çıkarak da... ...bunun sebebinin... ...Timur'un aslında gök tanrıcı bir Türkçü... ...olduğu... ...sonucuna varıyor ne harika... ...tabii bu fikirleri üretenler... ...bu insanların bu yorumların... E, ...yorumları yapanların kendileri değil... ...böyle şeyleri böyle deli saçmalarını... ...orada burada okuyorlar... Sonra da birbirleriyle konuşup birbirlerini gazlıyorlar. Tamam mı? Ne bir tarih kitabı ne bir şey hiçbir şeyden haberleri yok. Sonra gelip seni böyle Türk düşmanı, Moğol iti bilmem ne falan olmakla itham ediyorlar. Bir yorum daha var. <laughs> Yaltırıkçımanı okumak ister misin? Biraz tarafsız ve dürüst olunla başlıyor. Biraz tarafsız ve dürüst olun. Aynı manevraları Timur yerine Yıldırım Bayezid yapsa onun stratejik deha olduğunu hiç çekinmeden söyleyebilecektiniz diye böyle bir de gülücüklü yorum yapmış bu ya. kişi de. Çünkü niye? Ben herhalde demek ki Osmanlıcıyım. Yani ve ben bu videolarda diyorum ki arkadaşlar biliyorum bir grubunuz Emir Timurcusunuz bir grubunuz Beyazıtçısınız. Futbol takımı tutar gibi bu insanları tutuyorsunuz ve birbirinizle savaşıp duruyorsunuz bomboş bir şekilde. Bunları boş verin. Bunlar 500 sene önce olmuş bitmiş olaylar. Ben size belgelere dayanarak birbirlerine ne mektup yazmışlar onu okuyorum. Bırakalım bu tartışmaları. Gerçekte ne olmuş onu anlamaya çalışalım beraber diyorum. Ve Timur'a deha demeni istiyor Timurcular tamam mı? Bundan da hoşlanmıyorum. Eee... Yani herhangi bir insana herhangi bir sıfat takıyor bir grup insan ve sonra sana da onu dayatıyor. Neden Timur'dan bahsederken deha demediniz? Böyle tepkiler alıyorsun. Ben de diyorum ki bazı insanlar deha olduğunu düşünüyor. Ben deha meha olduğunu düşünmüyorum. Ne Timur'un ne bunun gibi başka komutanların abartılıyor demişim. Onun üstüne diyor ki ama Yıldırım Beyazıt aynı manevraları yapsa diyor. Ona diyor deha derdin diyor. Niye abi Yıldırım Beyazıt benim babamın oğlu mu? Bana ne ya? Allah Allah. Onun soyundan mı geliyorum ben? Bana ne? Ya soyundan gelsem bile bana ne? Yani. Çok acayip kafalar. Ecdat, ecdat. <laughs> ecdat, ecdat, ecdat. Aa bir tane yorum. Şey, şaban yorumu karışım şalta. Onu Aa, ben okuyayım mı? Okusana. Okusana hadi. <laughs> Satanist Bakın şamanizm. Arkadaşlar. Vallahi iyi açın. yapıyorum ama okuduğum gerçek. Bakın yani yorumdan okuyorum bizzat. Asya'da şabalil Sesin gitti, vurdu. sesin gitti. Şaman lobisi Mehmet abi vurdu. 6'lık hocam düştü, okuyayım. gelir şimdi. Ha geldi. Ha Mehmet. Bey. Ha geldi mi? Geldi geldi. Görüntü gelmedi. Mehmet abi cam aç. Dur. Evet, bana tipime bakarak sen kesin bu tamam. olsun diyen o yüzden benden nefret eden çok oldu arkadaşlar. Ne alakaysa benim gibi moğol mu var? Bana da Çeçen Mücahit diyorlar. Neden benziyorlar? <laughs> Sakallarındır. Okuyayım mı arkadaşlar? Oku oku, hadi evet, oku. Evet. Yorum gerçek bu arada. Yani hakikaten oradan okuyorum ama RP ile tabi. Asya'da şamanizm veya Türkleri yaşadığı şehirlerde, batıda durumlar farklı, sahte Türk çok, onlar Türk diline, kültürüne, devletine, her şeyine düşman. Ondan sahte Türkler, onlar hakkında satanistler, onların hakkında satanistler gelecek. Erlikan Türk ırkını koruyacak. Bir de bunu dünya satanizminde Türk satanizmi boyutu var. E tabi soyu dili dili tarihi disiplini her şey yüzde Türk olanlar katılabilir. Kadro dolunca tekniğe yönlendireceğiz. Biz Türk satanizmi olarak Türk solunu yüzde elli sağını da yüzde seviyesinde tutmak istiyoruz. Yabancı din, inanış, misyon hepsine karşıyız. Nasıl? Ve ismi de çok mi? efsane. İsmi de çok efsane ya oku oku ismini Association of Northern Cyprus in Paris Paris'teki Kuzey Kıbrıs Birliği anlamına geliyor bu kişinin niki nasıl güzel yanmış kafalar değil mi Erlik Han Türk ırkını koruyacak kadro dolunca Tengri'ye yönlendireceğiz ama akımımıza sadece %100 Türk olanlar katılabilir ve diyor Türk solunu %50, Türk sağını %50 seviyesine tutmak istiyoruz falan. Yaş kaç Oo. acaba? 11 mi 12 mi ya? Yetişkin 11 mi 12 oldu, mi bilmiyorum. acaba? Daha, daha kötü bu adam yetişkin de olabilir. Ay yetişkinse var ya Allah'ım akıl fikir versin yemin ediyorum ya. Ya yani şey işte bu adam aslında şeyin bir de işte kıyametten kurtaracağı akla sahibi. <laughs> <laughs> Mehdi benim. Herkesi bu diyorsun, dünyayı kıyametten kurtaracak Allah sabibim. Doğru. Akıl zenginiyim. Hadi Bu da taze nanenin abisi. Kapat kapımı güzel. <laughs> evet. Azer Ali. Daha bugün gelmiş bir yorum var. Onu da ben okumak istiyorum. Çok kısa çünkü. Bekliyorum. Ee, İslam tıbbının deist kurucusu Ebu Bekir Er Razi başlığı bu videonun. Ebu Bekir Er Razi'nin Müslüman değil deist olduğuna dair bir takım deliller var ve bu İslam e, alimleri tarafından tartışılmış ta onun yaşadığı dönemlerde tamam mı? Ve bugün de işte hani yerli ilahiyatçılarımızın kafa yorduğu bir mesele bu konuyla ilgili yapılmış çalışmalar var. O çalışmaları derlemişim toplamışım ve o çalışmalarda yazılan ana kaynaklarda yazılan metinleri ekrana yansıtıyorum artık. Yani ekranda duruyor. Hani uydurmuyorum. Zaten sabit kaynaklarda her zaman yorumlarımız olur bizim. Pardon, kaynaklarımızı belirtiriz. Böyle linke tıklayıp ulaşabilirsiniz kolaylıkla. Ona bile bakmıyor. Hadi ona bakmadın lan. Ekrana yansıtıyorum belgede ne yazıyorsa. Gelen yorum şu. Deistlik ne alaka? Müslüman adama iftira atmayın. <laughs> ya, ne iftirası ya yani bu adam değilse ben ona iftira mı atmış oluyorum bugüne kadar bu konuda çalışmış eserler vermiş bir sürü ilahiyatçı iftira mı atmış oluyor ya artık ne diyeceğimi bilemiyorum ya bırak artık... abla müft müfteri müfteri yayınlar yapıyorsun Ya. ondan sonra da insanlar böyle yorumlar yapınca kızıyorsun Birisi de. Ceren Sungur'u severdim ama <gülüyor> ancak ancak <gülüyor> ancak ancak a, a, neydi? E, Ebu Bekir Ar Razi hakkındaki görüşlerini duyduktan sonra fikrim değişti. <laughs> daha uzun söyleyebileceğim. Peki Kara Cahillik başlığı altında topladığım hadi iki yorumdan ilkini, oraya. hadi sen oku. Ben okuyayım. Farsça nerede Türkçe nerede? Boşuna denilmemiş Allah'ın dilidir Farsça. Allah'ın dilidir Farsça. Hadi kaygusuz kaygısız aptal demişti ki Türkçe. Yani sen Budan'ın amindeki o kısmı bilirsin Ceren abla. Evet evet evet. Raül Adem'e gidiyor bir şeyler söylüyor. Adem anlamıyor. Allah diyor ki Türk dilin bilen söyle diyor. Evet evet. Türkçe söylersen diyor. Anlar, Anlar diyor. diyor. <laughs> Hadi öyle bir kayıt metin var. Allah'ın <laughs> dili çadırı Allah nereden uydurmuşuz? Evet söyle Çok devam öndürmüş. et. Keşke Osmanlıca kalsaydı. Şimdi üç dil bilmiş olacaktık. Bakın Avrupa'ya herkes en az iki dil ve dört dil biliyor. Hep bunu söyleyen Mahmut Tuncer vardı bir de. Bak diyor Fransızlara. Küç Küçücük çocuk bile Fransızca biliyor derdi. <laughs> Onu şey <laughs> diyordu ya. <laughs> Nihat Doğan söylüyordu onu. Nihat Doğan mı söylüyordu? Mahmut Tuncay diye gelmiş. Özür dilerim Mahmut İnanır Doğan. mısın? Fransa'da küçücük, en kadar çocuklar Fransızca konuşuyordu. <laughs> Halbuki biz dünyanın en iyi, en güzel dillerini bilecektik. Farsça ve Arapça. Üstüne en tatlı dil olan Öztürkçe. Şimdiki dilimiz çorpa gibi. Her dilden var içinde. Bir şey diyeceğim. Bu adam bunu yaklaşık bir sene içerisinde atmış bu yorumu. 700 sene önce bu konuyu bitirmiş biliyor musun Türkçe? Hmm. Türkçede bu konu 700 sene önce 600 sene önce tartışılmış, bitirilmiş. 600 sene. Muhakemetü Lügaten diye bir eser var Alişir Nevai'nin. Arapça, Türkçe, Farsça, Hintçe karşılaştırmış, kapatmış adam konuyu. Ondan da habersiz. Daha da kötüsü dil devrimini kastediyor burada. Osmanlıca kalsaydı 3 dil bilecektik diyor. Yani harf devrimi veya dil devrimi her ikisi de Osmanlıcayı falan ortaya, ortadan kaldırmadı çünkü Osmanlıca dil değil zannediyor ki Osmanlıca yasaklandı eğer yasaklanmamış olsaydı Osmanlıca eşittir Farsça ve Arapça olduğu için biz Türkçe de beraber 3 dil konuşacaktık ya bu gerçekten kara cehalet artık ya kesinlikle oy yani oy oy Hani şeyi bilmiyor ne derler hani bu çok şey sıkıntısını ben çok e, absürt buluyorum yani tamam sen sevebilirsin tamam mı e, o döneme dair her şeyi sev amenna ama hiç mi oturup araştırmadın bakmadın ne yapmış bunlar şimdiye kadar diye ya. Sadece övgü biliyor kulaktan dolma oradan buradan Osmanlı'yı övmelisin Osmanlıca'yı övmelisin sadece böyle bir komut almış öyle oraya buraya bir şeyler yazıyor hiçbir şey açıp okumamış ya hiçbir şey sorsan sen ben hainiz bunlar vatan sever de i̇şte böyle bir durum var yani evet sonra, sonraki Kara Cehalet örneğini ben okumak istiyorum Sayın Admin Rum diyarı olması diyorum ki videoda Anadolu'ya bir zamanlar hani çok eskilerden benim çalıştığım dönemlerde diyarı Rum veya tek başına Rum derlerdi. Bu, bu kelime de eski Roma'dan kalmadır. Dediğim şey bu. Sayın Admin, Rum diyarı olması Roma dönemi olduğu için değil, Anadolu'da mevcut halkın Roma hayranlığı nedeniyledir. Fatih İstanbul'u fethedince Kaiser yani Sezar ünvanı almıştır. Selçuklular devleti hükümdarları İran şahlarının ünvanını kullanmıştır. Ne alaka? Şimdi Fatih'in bu ünvanıyla bilmem nesiyle falan hani şey demek istiyor herhalde. İşte Fatih Sultan Mehmet'i Selçuklu hükümdarları bunların hepsi Roma hayranıydı. O yüzden Anadolu'ya diyarı Rum dediler. Buyurun buradan yakın yani. Buyurun buradan Çok yakın. Çok iyi. Ben bayıldım. Evet, e, siyasal İslamcı terörüne geçebiliriz. E, onu da ben okuyayım mı? İlk yorumu. Şimdi Osman Gazi'nin asıl adı Ataman mı diye bir video yaptım ben. Tamam Bu konunun zaten 3-5 tane kaynağı var. E, en azından ben o videoyu yaptığım sıralarda 3-5 tane kaynağı vardı. Yine ekrana yansıtmak suretiyle belgelerde neyin yazdığını anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki böyle bir tartışma var. Bu böyle söylemiş, şu şöyle söylemiş. En sonunda kendi fikrimi söylüyorum. Bence adı ataman falan değildi, ama bir ünvan olarak ataman kullanılmış olabilir diyorum. Özetle bu. Gelmiş diyor ki, ya nasıl bir hainsiniz, nasıl bir nefret var içinizde Osmanlıya anlayamıyorum. İtibarsızlaştırmak için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Neymiş efendim? O şecereye güvenilmezmiş. Yok bilmem kıyıda köşede kalmış bir tarihçi şöyle böyle demiş. Tarihe bu gözle bakarsak hiçbir tarihi bilgi güvenilmez zaten diyor. Şimdi şecere derken Osman Gazi'nin bir takım şecereleri var. Hiçbirinin gerçek olduğu kesin değil. Hepsi de uydurma gözüküyor. Tamam mı? Özellikle de Osmanlı hanedanının soyunu kayı boyuna bağlayan şecereler çok yüksek ihtimalle uydurma yani veya şey kişi adları belki gerçek ama kayı boyu konusu çok çok şüpheli bir konu ve bu politik meşruiyetle alakalı bir mesele bahsettiğim buydu bu bunu söylemek hainlik oluyor devam ediyor şeyh edebali diyor hazreti osman'ın kılıcını ertuğrul bey'in oğluna verdiğinde senin adın osman olsun ve soyun bu adla anılsın demiş ve Ataman Bey'in adı Osman olarak değişmiştir. Olay bundan ibarettir diyor. Yani nerede okudun pardon? Bir yerde okumuş olamazsın. Ya bir tarikat Erken. evinde ya bir cemaat evinde bu uydurmayı duydun. Şeyh Edebali'de Hazreti Osman'ın kılıcı varmışmış. Onu Ertuğrul Bey'in oğluna vermişmiş. Osman'ın adı o zaman Osman olmuşmuş. Devam ediyor. Rahmetli babaman adı da Osman'dı. Arapça bilmeden, Latince bilmeden bin yıllık tarih hakkında atıp tutuyorsun. Amacınızın İslam düşmanlığı olduğu çok açık. Osmanlıyı Türk tarihinden silmeye çalışıyorsunuz ama başaramayacaksınız. Abi bu konunun Osmanlıyı Türk tarihinden silmekle ne alakası var? Rahmetli babanın adıyla ne alakası var? Arapça bilmek, Latince bilmekle ne alakası var? Bu konuyu daha derin çalışmak istiyorsan eski Grekçe bilmen gerekiyor. Latince falan hiç alakası yok. Şunu da ekleyeyim, 1000 küsür yıl öncesini belgelendiremeyeceğiniz çok da lüzumu olmayan konularını kurcalamak yerine şecerelerine, kimliklerine, resmi belgelerine ulaşabileceğiniz yakın tarihe bir baksanız da sabateist ailelerin ülkemizin bütün köşe başlarına nasıl yerleştirildiğini deşifre etseniz olmaz mı? Kime laf atıyor burada sizce? Osmanlı Türk müydü, Arap mıydı gibi saçma gibi bir tartışma yerine sabetayist Yahudilerin ülkemizi nasıl ele geçirdiklerini ortaya serseniz en azından bir faydanız olur. Anlaşılacağı üzere gerçek bir Atatürk düşmanı kara cahil. Ve bu videoda tartışılan şey Osmanlı Türk müydü Arap mıydı falan değil alakası bile yok ya. Yani bu insanlar videoyu mu hiç izlemiyor diyorum. Yo izlemişler çünkü içindeki bir şeylere laf ediyorlar. Peki diyorum acaba sadece bir dakika mı izleyip bırakmışlar? Belki de öyle. Veya gerçekten algıları son derece gidik. Gidik. Evet. Devamındaki yorumu okumak ister misin Naneciğim? Ee, şey. İskender. Zülkarneyn. Zülkarneyn İskender, Zülkarneyn, İskender mi diye bir içeriğimiz var. Ona gelen yorumlardan bir tanesi. Okuyorum hemen. Bu sorunun bizatihi kendisi bile büyük bir cehaletin sergilenmesidir. Allah olduğunu iddia eden abartılmış eşcinsel bir adinin Zülkarneyn olduğunu iddia etmek ancak ve ancak şizofreni diz Filmi izlemiş sadece değil mi bu? Abo. Ah, bilmiyorum. Fakat diyor ki Abo. Allah olduğunu iddia eden abartılmış eşcinsel dediği anladığınız üzere Büyük İskender adiymiş aynı zamanda Zülkarneyn olduğunu iddia etmek ancak ve ancak şizofreni belirtisidir diyor. Ben bir kere içerikte böyle bir şey iddia etmiyorum zaten. Hatta bunun tam tersine kanıtlar olduğunu. Zülkarneyn'in Kur'an'da bahsi geçen Zülkarneyn'in Büyük İskender olamayacağını anlatmaya çalışıyorum. Ve diyor ki sorunun kendisi bile cehalettir diyor ve şizofrenseniz diyor. Siyasal İslamcıların son dönemde en çok kullandıkları e, hakaret, şizofren arkadaşlar. Tırnak içinde hakaret. Bunlara bir yerden emir gelmiş veya işte Popcorn Bey veya işte Şimşirgiller birileri bu ifadeleri kullanmış, bunların da diline yapışmış. Ne anlamını bilirler, ne bir şeyini bilirler. Her yerde bunlar şizofrenler, şizofrenler sürekli böyle söylüyorlar. Yani bir akıl hastalığını aşağılamak ve damgalamak bir yana, hiçbir şey bilmeden kara cahilce konuşmaları başka bir yana yani arkadaşlar. Bu yorumun devamı da var. Saydırıyor, saydırıyor, saydırıyor. Ben zaten videoda diyorum ki o Zülkarneyn Büyük İskender olamaz diyorum. Niye olamayacağına dair 15 madde sıralamış böyle. Ne diyeyim abi? Allah kimseyi bu derece işsiz kılmasın yani. <laughs> Bundan sonraki yorumu Yaltırık Hocam sen okur musun? Tam senlik bir yorum. Lütfen. <laughs> Yazan kişinin profil resmine dikkat sanırım bir iddiatçı bu. Hem iddiatçı hem Osmanlıcı hem de ikinci Abdülhamitçi olabilen aynı anda bu üçü olabilen nadir bulunan bir tür bu arkadaşlar. Allah aşkına şimdi burada birkaç bin Bitir kişi karşıma, dolu ya. Burada birkaç kişi karşıma alacağım galiba de affedersiniz de. İttihatçıları gerçekten ciddiye alabiliyor musunuz bu yılda? Tek başına ittihatçıysa bir... okey. Tutarlı olsun ben, en azından lan. Ben bu devirde iddiaçları ciddiye alan bir insanı ciddiye alamıyorum. İddiaçlar... bile ciddiye alamıyorum biliyor musun? Bak neden bunu söyleyeyim sana. Neden ciddiye alamadığımı söyleyeyim. Ben de bir açayım yanlış düşünebilirim belki. Argümanım yetersizdir. Bana anlatın bunu deyin ki böyle böyle aslında diye ama şimdi ya anlatmayın. Her tür deli var kardeşim yani. İttatçı Yahu... mı kalmış? İttihatçı oluyor adam. Osmanlı mı kalmış? Osmanlıcı oluyor adam. Şimdi yani her çok... durumda. var? Ne yapacaksın yani? <laughs> yani? Bana o kadar saçma geliyor ki yani Osmanlıcılık gibi bir şey. Ya, evet. evet. Robotize yani... edilme durumu var yani bir. Yani, yani... fikir yapıları da fikri dünyalarından ayrı olarak. Ya adamlar. Çünkü... Şunu da söylemek lazım. Hangi itaatçılar şimdi? Yani o dönemin üç tarzı siyasetini yansıtan yorumları dışında bir de dönemin Balkanlardaki milli cehriyalları yansıtan yorumları da var. Şeyin hatıratını okuyun mesela Resul Niyazi'nin. Diyor ki ben diyor işte Bulgar vesaire komitacılarla savaşıyorum diyor. Aslında onlar da diyor kendi diyor milli cereyalları işte hürriyet fikirleri çerçevesinde çarpışıyorlar diyor. Onlarla karşı karşıya geldiğim için üzülüyorum diyor. Çünkü şeyde Arnavut ya Resul Niyazi'de. Fakat diyor, bulunduğum taraf açısından diyor, onlarla savaşmam gerekiyordu diye ifade geçiyor şeyde, hatıratlarda. Yani bizzat ifadeleri de, dönemin yazılarda, gazete yazılarda falan baksalar, çok böyle romantize edilmeye açık bir hayatları var. Evet, çok maceralı bir hayatları var ama bugünkü romantize edildiği biçimiyle değil tabii ki. Yani. Hadi oku, Bilmiyorum, Yaltırık Hocam. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Neyse. Zıddık batiniler, haçlı ve boğul işbirlikçisi satanistler. Ayrıca kireneler ne kadar hastalıklı idiyse, kirikler de o kadar hastalıklı idi. İki yolda şeytanidir. Tarih boyunca iki türde zuhur ede gelmiştir. Ve ayrıca her coğrafyada batililik görülebiliyor. batıdaki tapınak şövalyeleri de oranın batilileridir. Hakiki kabil insanlar Atlantik'ten Pasifik'e, Atlaslardan Kafkaslara, Altaylardan Alplere, Endülüs'ten Turan'a akıncılık yapan ve mazlum ve halim selim, zalime Yavuz Selim olan ehli sünnet gaziler idi. Tarık bin Ziyad, Alparslan, Salahaddin, Baybars, Süleyman, Barbaros gibi kullar gerçek hariflerdir, bilgelerdir. Kemalistlerin tarihte zaman zaman zuhur etmiş batıni, hurufi, rafizi tarifleri övmesinin ve yok kolonizatör dervişler yok Erdemli'ymişler vesaire anakronik tarih okumalarının sebebini de çok iyi biliyoruz demiş. Ve bitirmiş dayım, bence bir şey devamında kriz geçirerek ağzından köpükler saçarak yerlere düşmüş artık yani galiba. Bir şey demek istiyorum bir şey demek istiyorum. <laughs> Allah'ım ya. Yorum nasıl başlıyor biliyor musunuz? Bakın yorum o kadar harika başlıyor ki. Bir Müthiş. kitabın arka bir kitabın arka kapak yazısı çok benzettim bu yorumun başlangıcını. <laughs> Mehmet abi hangi kitap? Hangi kitap? Zındık Muhtediler, Haçlı ve Moğol işbirlikçisi Bursa'daki şey. Bursa'daki, Bursa'daki kaynana, kaynana cinayeti. sırları kitabının arka kapak yazısı gibi başlamış. Satanistler denemede. <laughs> kafayı kafayı yemiş ya. Bak. bak Onu okumak istiyorum. Benzerliği anlayacaksın ablam. Sırlarımla ölmek istemiyorum. <laughs> Kitabımdaki katil kaynıların kocalarına, çocuklarına, yap torunlarımıza yaptıkları, yapacakları <laughs> hainlikleri herkesin bilmesini istiyorum. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Çok iyi ya. Bu yorumu da niye yazmış? Benim kanalda bol bol işte kalenderiler, işte Rum abdalları, Bektaşilik, Alevilik gibi konularda içerikler var. Ee, kendisi bu arkadaşımız bir siyasal İslamcı olarak kriz geçirmiş resmen bu konulardan bahsedildiği için e, ee, başka başka kriz geçirenler de var. Neden bunları anlatıyorsunuz? Hizmetiniz kime? İslam'a değil o belli falan gibi yorumlar da geliyor. Hani niye kalenderilerden falan bahsediyormuşum? Neden ehli sünnet insanlardan bahsetmiyormuşum falan gibi saçma sapan. Böyle sabah akşam Aziz Mahmut Hüdayi anlatalım beraber gözyaşı dökelim. Tekke zannediyorlar herhalde benim kanalı bunlar tamam mı? Tarikat evi veya tekke zannetmen lazım bir YouTube kanalını böyle bir saçmalık yazabilmen için biz ben de efendim Kemalist olduğum için tabii ki İslam düşmanıyım otomatik olarak İslam düşmanı olduğum için e, bu kalenderilerden kendisinin ifadesiyle batıni hurufi, ra, rafizi taifelerden bahsedip onları övüyorum. Çünkü Kemalistim dolayısıyla İslam düşmanıyım. Ne güzel kafalar. Ne kadar hoş kafalar değil mi? Harika. Ha! evet, sonrakini sen okur musun Naneciğim? Ay, bir dakika. <gülüyor> Müslüman <gülüyor> kardeşlerim diye başlıyor. Müslüman kardeşlerim. Müslüman kardeşlerim. Hangi yoruma geldi, videoya yorum geldi bu acaba? Osman, Niye, Gazi. Osman, Osman Gazi, Osman Gazi ile ilgili. ilgili. Müslüman kardeşlerim. Bak, kardeşlerim diyor dizi ağzıyla. Kuruluş Osman diye ecdadımızı çok iyi anlatan bir dizi başlamıştır, sizden ricam. Kuruluş Osman ikinci bölüm fragmanı demiş link atmış. beni stir. Ki, eğer ki izleseniz de izlemeseniz de Allah dualarınızı kabul eylesin amin. Yani Kuruluş Osman dizisiyle dini inancı arasında falan nasıl bağ kurmuş yani nasıl oluyor bu işler? Nasıl bir kafalar gitmiş çok enteresan. Harika ya. Dur sonrakini ben okuyayım. Yine Tanrı'nın kural tanımaz kulları, anarşist dervişler diye bir içeriğimiz var. Ahmet Kara Mustafa'nın bir kitabından bahsediyorum. Kitabı ve kitabın tezlerini tanıtıyorum. Kural tanımazlık toplumsal hayatın tamamen bozulmasıdır. Asgari ahlak kurallarına karşı bir özendirme olarak hazırlanmış bir video. Tarihte var olmuş bu tür marjinal gruplar toplumun maddi ve manevi kalkınmasına hiçbir katkı sunmamıştır. Cahil. Peki neden bunlar gündeme getiriliyor diye soran arkadaşlar oluyor. Çünkü dünya siyonizmi gayesi olmayan neme lazımcı hedonist bir dünyada ancak zulüm düzenlerini sürdürebilir. Kısacası Allahu arkadaşlar ekber. dünya siyonizmine hizmet ettiğim için Ahmet Kara Mustafa Hoca'nın kitabını gündeme getiriyorum. Çünkü dünya siyonizmi işte böyle kural tanımaz hedonist bir toplum yaratmak ister. Ben de insanları bunu özendirmeye çalışıyorum. Ne güzel kafa. Yani çıplak gezin pipinize küpe takın falan demek istiyormuşum insanlara ben. Evet. Sonrakini Yaltırık Hocam sen okur musun? Ooo pisoda historiyallar birbirine girmiş. <laughs> evet. Biri demiş ki yani hanımefendi yapmayın hangi kaynağa dayanıp söylüyorsunuz? İlk dönem Osmanlı kul olmak gibi bir amacı yoktu. Sünni İslam eklemeye gerek yok. Yani bunu neye dayanarak, nereye dayanarak söylüyorsunuz diye yorum yazmış. Altına da biri yorum eklemiş. Kardeşim karı solcu komünist şimdi diziyi AKP desteklediği için kuduruyor. Diziyi gömmeye çalışıyor. Ertuğrul'un kayı bey olduğu kitaplarda belgelerde yazar ve son derece devlet kurup Allah'ın dinini ve adaletini Tüm cihana bak düşüncesi vardır. Dizide sadece biraz aşk abartılmış. Ama tarihi olaylar doğrudur. Bu karı sadece şeriat, islam, AKP düşmanı, CHP'li. bayağı sövüyor böyle hadi. Oğlum bunun evladıdır diyor devamında. Devam dev dev O ilk yorumu yazan adam da şey yazmış altına. Kardeşim saygılı konuş, küfür etme, diziyi savunma. Dizi baştan aşağı kolpa okursak görürsün. bayağı <laughs> burada iki farklı psikoloji istoryan birbirine girmiş Şimdi videoda. şey değil mi? Hakanlar çarpışıyor olmuş burada bayağı. <laughs> ee, Kuruluş Osman dizisinin fragmanını yorumla dediler, durdular. Onunla ilgili bir içerik yapmıştık. Oh, onun altına gelen yorum arkadaşlar. Karı solcu komünist. Diziyi AKP desteklediği için kuduruyor. Halbuki... Evet evet o, yani muhalif sen, muhalif solcusun, komünistsin. Ee, öylesin böylesin yani asla Müslüman olamıyorsun mühalifsen. Aa sana soracağım Allah'ın dinine girerken sana soracağım Ben Kıçım. bu insanları Müslümanım ben desem de ya. bunlar beni Müslüman kabul etmiyor zaten yani ben velev ki Müslümanım Ve dedim ki yo ben de Müslümanım dedim onların gözünde değilim çünkü kara çarşaflı değilim YouTube'a çıkıyorum sesimi duyuyor erkekler falan yani mümkün değil Müslüman olamam. Çünkü Müslüman dediğin öyle bir şeydir yani. Hele de Müslüman kadın dediğin şey evine kapanır, kocasının hizmetkarı olur falan. Dolayısıyla ben e, Müslüman olsam e, veya işte e, bunları bir şekilde ikna etmeye kalksam ah yine ah. Çünkü Ah Partisine oy vermiyorsun, Müslüman değilsin, bitti. Evet, e, şimdi benim okumak istediğim bir yorum var. E, Bayağı da bir yorum okuduk aslında ama bu çok özel bir yorum benim için. Çünkü okuma yazma bilen, kendisini düzgün cümlelerle ifade edebilecek kadar en azından bir beceriye sahip bile olsa bir insanın ne derece partizan, ne derece bağnaz, yobaz, geri zekalı biri olduğunu çok net ortaya koyan bir yorum. İsmini okumayacağım. Özellikle diğerlerinin de ismini okumayacağım bunun aslında okusan bile daha iyi olabilir. Neyse Akdeniz başla. biz e, gırtlak müziği yayını yapmıştık. Akdenizciğim, sağ olsun gelmişti evde ağırlamıştım onu kopuzuyla beraber çaldı çaldı söyledi. Aynı zamanda bu müziğin tarihini anlattı. İşte Orta Asya'da nasıl icra edildiğini hem Türkler hem Moğollar tarafından Türkiye'de bugün hala işte e, bozlak formunda veya başka formlarda nasıl yaşadığını güzel güzel anlatıyor çocuk. Gelen yorum şu. İslam düşmanlığı yüzünden yapmadığınız rezillik yok. Bu nasıl nasıl bir nefret, nasıl bir düşmanlık? İslamofobinin dibisiniz. Akdeniz şarkı söylüyor ben de dinliyorum aynı güzel diyorum. Bu kadar ha. Ne İslam ne mi? iyisi geçmiyor yayında Alakası yok konunun. Diğer videolarda da yorumlar öyle. Alisiz Aleviliği de destekliyorsunuz. Ama bu videoda artık dayanamadım yazdım. Yahu bu nasıl Türk müziği oluyor? Deden mi bunları çalardı? Ninen mi söylerdi? Bedevi çekik gözlere bile hayranlık besliyorsunuz. Bak ne alaka? Moğollar, savalar, bilmem ne belalar diye ağzıyla söylüyor. Başlığa da Türk müziği yazmışsınız. Sizin yapacağınız algıyı CCC FETÖ'cü çakallar sizi, İslam düşmanı ergenler. Benim verdiğim cevap eşek ne anlar hoşaftan FETÖ'cü babandır dingil. Kendisi devam ediyor. Nasıl da oturtmuşum tam gediğine. İnleyin durun şimdi. Sizin ne akademik ünvanınız var. Bre mol eşekleri. İsterseniz bir araştırın. Karşınızda kim var? Bunun üzerine araştırdım. Bir kimlik buldum. Onu da geleceğim. Zır cahil maganda bedevileri sizi. Çekik gözlü olamamanın ezikliğini yaşayan aşağılık kompleksli eğitilemez domuzlarsınız hepiniz. Elbette İslam düşmanlığınızı açıkça ve dürüstçe ifade edebilecek namus olmaz sizde. Sizden bunu bekleyen de olmadı ki. Sadece normal insanlara ne kadar zavallı ve itici ve aciz ve sapkın ve çarpık göründüğünüzü size bildirdim. Kendisini normal insan zannediyor. Kudurarak vefat etmiş. Ağzından çıkan köpükler soluk borusunu tıkamış herif gebermiş gitmiş. O derece kudurmuş. Yazdığı şey bu. Bunun için bana teşekkür etmeniz gerekirdi. Ama siz bedevi ruhlu, dinsiz vahşiler olduğunuz için küfür hakaret ettiniz. Moğol dölleri o kadar medeniyet sizde olsaydı zaten bu sapıklıklarınızı tolere ederdik. Salak herifler senin buradaki müziğin bu ilkel çekik gözlerin devamı değil. Rumlarla, Ermenilerle, Araplarla, Kürtlerle, Kafkas halklarıyla, Azerilerle, Farslarla ortak. Yöre yöre değişir hangisine yakınsa onun devamıdır. Salak! Bomboşsunuz, bomboş! Yazık bu devlet bir de kaynak ayırıp size okutuyor. Böyle ezik hayalperestler İslamofobik yağmacılar olmanız için mi? Şimdi bu yorumun başında şey dedi ya karşınızda kim var bir araştırın bakalım sizin ne akademik ünvanınız var dedi. Kullandığı isim söylüyorum Talip Küçükcan arkadaşlar. Ben de bir araştırayım bakayım dedim. Talip Küçükcan adlı akademisyen kimmiş? ve gerçekten eğer kendisi ise neden bu kadar çok hakaret ediyor acaba diye. Baktım kendisinin Twitter profili vardı. Bu capsleri aldım. Hocam dedim bu yorumları yazan siz misiniz? Talip Bey de dedi ki aa birisi benim adımı kullanıyor alakası bile yok dedi. Peki hocam teşekkürler dedim. Sonra kendisi bununla yetinmedi. Geldi aynı videonun altına şöyle bir açıklama yazdı. Değerli izleyiciler, Ceren Hanım hesabımdan bana ulaşarak bu yayının altına adımı kullanarak birinin bir yorum yazdığını ve bunun gerçekten bana ait olup olmadığını sordu. Yorumu okudum ve hayretler içinde kaldım. Adımı kullanan birisi ne yazık ki kaba saba ve çirkin bir dil kullanarak yorum yazmış. Akademik titri olduğunu da ihsas ederek yorum sahibinin ben olduğum kuşkusunu uyandırmış. Ceren Hanım'a da Twitter'da cevap verdiğim gibi adımı kullanarak bırakılan yaz yazılan yorum bana ait değildir. Dikkate alınmamasını rica ediyorum. YouTube'a YouTube da ilgili birime de şikayet ettim. Yorumun silinmesi ve hesabın kapanması için. Aşağıdaki İngilizce mesajı da yetkililerle paylaştım. Ayrıca adımı kullanan bu şahıs hakkında savcılığa şikayette bulunacağım. Ceren Hanım'a ve izleyicilere sağlıklı günler dilerim. Selamlarımla Prof. Dr. Talip Küçükcan. Yani demek ki birisi bu beyefendinin hocanın hayranı mayranı herhalde. Veya bir şeylerini okumuş çok beğenmiş. Onun taklidini falan yapıyor. Öyle görünüyor yani. Bize Moğol eşekleri, Moğol dölleri bilmem neler falan filan dedikten sonra hoca bu açıklama yaptıktan sonra pıt. Sustu. Ya arkadaşlar ya. efsaneydi bu gerçekten. Akdeniz'de yaptığımız videoya gelen bir başka tepki de şu. Bence bu kadın kafayı yemiş. Buradan yetkililere sesleniyorum. Tımarhaneye atın. Bundan youtuber veya sokakta mikrofon tutan bir spiker bile olmaz. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Niye Akdeniz'le yaptığımız videoda tımarhanelik olduğuma kanaat getirdi acaba? Akdeniz'in müziği çok güzel. Böyle dinlerken böyle kendinden geçiyorsun. Ondan mı acaba? O sırada delirdiğimi falan mı zannetti acaba? Belki. De. Evet, sonraki yorumu anneciğim sen okur musun? Yorulmadıysan? Ee, yanlış an şey değil mi? Bunu yanlış anlamazsanız evet, evet, sevinirim. Evet. Tamam. Yanlış anlamazsanız sevinirim. Sadece merakımdan soruyorum da videolarınızda biraz İslamofobi sezdim. Bu gerçekten var mı? Ben mi yanlış gözlem yapıyorum? İslamofobi nedir? Tam olarak e, bir tanım alayım demişsiniz. Evet verdiğim cevap İslamofobi nedir tam olarak bir tanım alayım. Niye? Yani, Çünkü göre herkes kafasına gibi, göre her şey İslamofobi diyor. Yani ne ne dikkatini çekti de İslamofobik olduğumu düşündün? Bunu <laughs> soruyorum. Verdiği öncelikle cevap... öncelikle sanal bir ortamda olmanız size alaycı tabirlerle konuşma hakkı vermez. Ön, lütfen önce terbiyenizi takının. İkinci olarak kendinizi ve düşüncelerinizi mutlak doğru olarak görüp karşı düşüncedeki insanlara cahil muamelesi yapmanız da ...sizin ne tür bir insan olduğunuzu gösteriyor. İslamofobinin anlamına gelecek olursak... ...Müslümanlara karşı duyulan nefret, düşmanlık ve kin <laughs> besleme anlamına Allah'ım. Benim cevabım dokunacak mı? Ne yazmışım ki diye bir daha baktım. Şunu yazmışım. ne diye tam olarak? Bir tanım alayım. Bundan alaycılık, terbiyesizlik falan çıkaran... ...her şeyden her şeyi çıkarır. Üslubuna önce sen dikkat edeceksin... Bir de bu üslupla yazıp sonra ciddi ciddi cevap mı bekliyorsun? Yallah nereye gidiyorsun? Gel, nereden geldiysen oraya naş. Al sana üslup. Yürü demişsin. Yani. Kapatmış. Ne yapayım arkadaşlar? Ben etmiş. de çıldırıyorum bir noktada artık yani. Evet evet dini desteklemeyen her yorum fobidir arkadaşlar. Bazen diyorum ki Allah'tan İslamiyet'in bunların savunmasına ihtiyacı yok yani. Bunlara kalsaydı hal Bunlara kalsaydı halimiz nice olurdu diye şey yapmıyor değil mi? Ya biraz değilim. bunlara kalıyor aslında çünkü her yerde bu insanlardan dolu. Yok yani, yok yani bunlar bunlar geçip gidecek. Etkileri 10 yıl 20 yıl sürecek kaybolup gidecek e, Fakat işte bu insanlar yüzünden kendilerini mensup oldukları dinden inanılmaz soğumuş bulan çok fazla da insan var. Yani gerçekten evet. kendi cemaatinize, kendi dininize acayip zarar veriyorsunuz ya. Çok fena. Bunun farkında değiller. Aslında bunun da farkındalar ama şu an çok daha farklı şeyler tatlı geliyor onlara. Yaltırıkçım sonraki yorumu okumak ister misin? 46 dakika. Çok terbiyesiz bir benzetme yapıyor bu hanım. Rüstebe Osmanlı padişahları gibi işletmecisi kurdu diyor. Büyük bir yalan. Osmanlı padişahları içtiği de olmuştur ama işletmecisi çok terbiyesiz bir yalan. Birçoğu hayatını cihat meydanında geçirmiş. İşletmecisi nereden çıktı? Şahname okuyorum. Rüstem Meclisi kurmuş. Diyorum ki Osmanlı padişahlarının da işlet meclisleri meşhurdur. Bu terbiyesizce bir yorummuş. Yani Aman. dostum biraz araştır istersen ya. Ne diyeyim yani. <laughs> Demek ki şeyi falan okusa böyle bizim klasik İslam, Müslüman, Türk devletleri şehrin e, ta, saray teşkilatını falan okusa şerbetdar, şaraplar falan bir okusa yani demek ki sekteyi kalpten gidecek dayı. Yani. Evet öyle. Sıra geldi Kürt milliyetçisi terörüne. Ya ben bu adamı dikkati almazdım bile ya. Profil fotoğrafında şeyh beddettim var. Suavi koysaydın daha iyi. <laughs> Ya Ondan dolayı değil ya. İnsanların <laughs> yazdıklarından dolayı ciddiye alıp almama şeysi oluyor. Ee, çok daha az olmakla birlikte Kürt milliyetçisi terörüne maruz kaldığımız da oluyor. Bir yerde artık bu şeye gelmişti galiba. Çok hatırlamıyorum. Arşivden çektim aldım. Ee, Ezgi ile beraber yaptığımız e, Türklerde genetik çalışmalar Avrasya'da göçler videosuna galiba gelmişti. Hani etnik kökeninden bağımsız olarak İnsan hani ulusal aidiyete yani neye ait hissediyorsa odur diyorsun çünkü ulusal aidiyetini etnik kökenlerle tanımlamaya kalkarsa hiç kimsenin etnik kökeni saf değil ki yani saçma olur biraz demeye çalışıyoruz. Ve diyoruz ki hani e, Türklerin genetik araştırmalarından bahsediyoruz ve yüzde Türk diye bir şey yok diyoruz diye. Bu bir ulusal aidiyetimiz olmadığı, bir millet olmadığımız, olamayacağımız anlamına gelmez tabi. Bunlar başka konular diyoruz. Diyor ki Medyan Bey de kendini Türk hissedenlerin çoğu Rum, Ermeni, Kürt. DNA analizlerinde bu apaçık belli. Bu arada İskitler İrani bir millet o deli konuşuyor araştırabilirsiniz diyor. İskitler, ses kaydedilemiş herhalde. Yani İrani bir millet olduğu Batı tarihçi tarafından kabul edilen bir tez. Fakat İskitlerin hangi dili konuştuğu bilinmiyor. Bildiğim kadarıyla son çalışmalarda birkaç kelime tespit etmişler. Onlar üzerinde çalışıyorlardı. Ee, bu konuyu da bu kanalda işleyeceğiz umuyorum İskitler konusunu. Şimdi diyor ki kendi Türk hissedenlerin çoğu Rum, Ermeni, Kürt. Şimdi bu topraklarda yaşayan hemen hemen herkesin soyunda Rumluk, Ermeniyle Kürtlük vardır. Olabilir. Biz zaten bir Ol, imparatorluk olmaması çok yani. zor. Olmaması Çünkü kozmopolit evet. bir ortamdı yani. yani. Olmaması için yüzlerce yıl boyunca akraba evliliği yapmış olman lazım. Ve onun sonucunda artık insanlar yaşamaz yani. Böyle bir saçmalık var. Burada söylenmeye çalışılan şey şu. Siz Türk değilsiniz. Sizin DNA analizlerinizde Rum Ermeni Kürt çıkıyor o yüzden Türk değilsiniz diyor. Bu şu anlama geliyor işte Anadolu'da Türk diye bir şey yok. Hani siz karıştınız karıştınız ve Türklük bitti. Şimdi ben de diyorum ki bre dingiller biz karıştıysak Rum Ermeni Kürt'le Rum Ermeni Kürt hala varsa biz nasıl yokuz? Ben onlarla karıştım da onlar benle karışmadı mı? Ben Rumlarla karıştım ve Türk olmayı yitirdim. Peki o zaman Rum nasıl Rum olmaya devam edebiliyor? Anlatabildim mi? Rum da benle karıştıysa o da artık Rum değil. Böyle bir mantık olabilir mi? Yani her şeyi bu derece yani ırkçı bir bakış açısıyla değerlendirirsen ucu sana da dokunur. Dingil yani. Ben de demişim ki boş boş atıp tutmayın. Rum Kürt hala var da Türk mü kalmadı ülkede falan filan. Böyle yani böyle şeyler de geliyor maalesef. Bir de şahname yayınları yapmıştım ben. Ee, hiç farkında değilim yine bazı Kürt milliyetçisi vatandaşlar şahnameyi Kürt tarihinin bir belgesi gibi algılıyorlarmış merse. O yüzden şöyle yorumlar geliyor. Nere, neden Kürdoğlu Rüstemizal üstemiz al demiyorsun? Ya ben şahname okuması yapıyorum. Şahname bir destan, bir tarih kitabı değil. Tarihçiler de Şahname'den yararlanır. Başka gerçek tarihi belgelerde bahsi geçen bazı olayların yankısı Şahname'de nasıl mevcut bunu araştırırız. Bu da zaten bu bu, bu böyle. Ama Şahname tek başına ne Kürt tarihini anlatıyor, tamam mı? Ne de herhangi bir tarihi anlatıyor. Bir destan yani. Ve Hayır, neden Kürdolu Rüstemizal demiyorsun diyor çünkü benim okuduğum mesinde Kürdolu Rüstemizal diye geçmiyor bu. Şahname de okumamış ki bu hırt. Bak şey Hayır yani tamam bu kadar sahipleniyorsun amenna ah, sahiplen kendi istediğin gibi düşün. Bana ne, sen kendi bokunda oldu yani, umurumda değil yani ne işte yapmak bu, istediğin, işte hani Emir cehaletten Timurcu bahsediyorum gibi. burada. Evet evet, Emir Timurcu bu, gibi. Timur göktenglicidir, nereden çıkartıyorsunuz Müslüman olduğunu? Evet. Demekle aynı şey yani benim Aynı şey. ]im. Aynı şey. Yani, bu kadar bir şeyi sahiplenip de bu kadar onun cahili olmak benim her zaman e, anlayamadığım, anlam veremediğim bir şey. Çok mu seviyorsun? Osmanlıcayı çok mu seviyorsun? Otur öğren ya, 3 ayını alır. Şehnameyi baştan sona okumak e, okuma yazma bilen bir insanın maksimum bir ayını alacak bir şey. Bak bir hmm. ay maksimum her akşam oturup iki saat okutsan bir ayda şehnameyi bitirirsin. Üç yıl. Yani Türkçe ile çevir. Türkçesi de var yani her yerde var. Bir başka vatandaş Ama... yine aynı şehname e, videosuna şunu diyor. Rüstemi salın şeceresi budur. Şöyle 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 Turana karşı çok savaşmıştır. Rüstemizal Kürt'tür. Kazakistan'da Çimkente Mahmut İsa adlı bir şahısla tarihi Secere kitabı vardır. Öyle bir şahısta kitap varmış. Ayrıca YouTube'da videosu vardır. Video Kürtçe konuşmasıdır. Rüstem'in atanın ismi de Reş'tir. Kürtçe Reş Türkçesi siyah demektir. Hikaye gibi anlatmaya gerek yok. Siz hikayesiniz. Kitabın sahibi gerçek. Orta Doğu'nun gerçeği için en az iki lisan gerek. Orta Doğu için şahname fazla yetersiz. Doğruluk şerefli bir hazinedir. Ben de şunu yazdım yani. Orta Doğu'nun gerçeğini filan aramaya çalışmıyoruz. Burada destan okuyoruz. Ya sen daha bunu anlamamışsın. Ben şahnameyi almışım. Bir de burada ortam falan yaptım. Işıkları kapattım. Kütüphaneye böyle led mumlar koydum falan. Böyle bir ambiyans yarattım. Tarih öyle mi anlatılır? Cins. Tarih anlatmadığım her halimden belli. Şahname'ye tarih kitabı yapma muamelesi etmediğim her halimden belli. Gelmiş yazdığı şey bu. Orta Doğu'nun gerçeği öyle anlaşılmaz. Bana ne ya Orta Doğu'nun gerçeğinden? Ben Osmanlı tarihçisiyim bir kere. Yani Orta Doğu'nun gerçeğini merak etsem bambaşka bir yol çizerdim kendime ya. Bir tane daha var. Bu da harika. Alevi kelimesinin kökenlerini öğretiyor bana kendisi. Alav eşittir ateşin Ayy. aydınlığı. Eşittir alavi eşittir ateşi koruyanlar yani ariler yani Kürtler. Eşittir ateşi ve güneşi kutsayanlar. Eşittir İslamiyet'ten çok önce arilerin inancıdır. Eşittir alevilik safavi Kürt hanedanlığı. Safavi devleti üzgünüm Kürt hanedanlığı değil Safavi devleti bir Türk devleti. Artık bu kadarını da yapmazsın ya. Alevi kelimesi de Hazreti Ali'den gelir. Ali'nin soyundan gelen anlamı taşır. Bu kadar. Bu kadar. Yok bronz çağında Alevilik. Yani bir şey diyeceğim, Vav yani. Maksuri vav Maksuri'yi anlatamazsın ki bunları hani arada yoktur nispeti ise alırsa türel bilmem ne diye. <laughs> Boş boş. E, ya. Yani. bu, ye, kafaya, süre, yav, yav, bu kafalara bir şey anlatmak çok zor. Oradaki V, v var diye arada alevle ateşle bağla duruyor. Arkadaşlar yoruldunuz biliyorum ama biz Türk falan değiliz yorumunu yaltırı hocam. senin ağzından bir yalsın. Hiç yorulmadım. Ha Hiç iyi. Hiç yorulmadım. Sadece biraz tansiyonu bir yerlerde sürdü. <laughs> tansiyonu mu tansiyonu düştü? Tansiyonu beni bu beni bu mevsimden çıkarın diye yalvarıyor şu an. <laughs> Ay harika değil mi? Biz Türk falan değiliz. Gerçekten çok sıkıldım. Şu Orta Asya tarihi Türk destanlarını falan tekrar tekrar bize değiştirilip anlatılmasından. Uyanın artık. Biz Türk falan değiliz. Lumilerin ve Hititlerin, Anadolu yerlerin torunlarıyız. Türkiye'deki insanların %80'inde Orta Asya geri yok bile. Bu bilinen şeyleri tekrar tekrar anlatmak yerine biraz tarihe gömülmüş Luwiler'i anlatsanız. Mesela antik Yunan diye bildiğimiz filozofların yarısının aslında Lui olduğunu ve batılı arkeologlar tarafından aynen sizin oryantalist bakış açınızda yok ya bunlar Türklerin ataları olamaz, Türkler Orta Asya'dan göçmüş Moğollardır. Batıya Luwiler Yunan'dır şekli yutturduğunu anlatsanız." Allah demiş. Allah'ım cehaletin dibi ya. Devam. Sonra da şey devam etmiş. Geri aynı kişi. Bizler buranın yerlileriyiz. Bir yerde gelmedik. Bugün kadımız Türk. Yani Türk dediği de Anadolu'lu anlaşılmalı. Bizleri ana yurdumuzda işgalci gibi göstermeye çalışanlar var. Bizler Roma'nın tek gerçek varisleriyiz. Avrupalılar bunu hazmedemedikleri için bizi Türk olduğumuza inandırdılar. Roma benle alakadar yani burada. Neden hazmedemediler? Çünkü çoğunluk Müslüman, Romalıların Müslüman olmasını hazmedemediler. O halde siz Türk yolu artık dediler. Bize bir rol biçtiler ve biz de inandık. Anladınız şey, mı? Son biz... bölüm çok önemli. Biz de Türk'müşüz. Son ]müşüz. bölüm çok önemli. Bizler Roma'nın gerçek varisleriyiz. Bizi bu topraklarda işgalci gibi göstermek isteyenler biz Müslüman olduğumuz için e, bizi hazmedemediler. Türk diye bir şey uydurdular ve bizi Türk olduğumuza inandırdılar diyor. Ay! Delirazam ya! Delirazam ya! Delirazam ya! olacak. ya şunlardan birine inanayım da kurtulayım diye düşünmüyor değilim yani. <laughs> Yaltırık senin yorumlarını alabilir miyim? Ne düşünüyorsun bu konuda? Yaltırık. Yani. <laughs> yani var ya. Allah aşkına bir sen gömer misin? Ne no, <laughs> oldu? Yani bakın ben bu yorumlar genelde son birkaç yıldır alevlendi İşte bu genetik çalışmalara dayanarak dayandırarak yorum yapıyorlar ya genelde. Hmm. İşte bu kadar şu kadar gel seviyesi görünüyor. Demek ki orta asıdan gelme diye. Ya şimdi kaynakları okuyorum. Bak Arda Komnenadır. İşte efendim Süryani bir haldir. Ya yani dönem Anadolu'daki kaynaklar bunlar yani ya Süryanice ya e, Grek diliyle yazılmış. Biz yani Bizans kaynaklarına bakıyoruz. Deniyor ki <gülüyor> ittifakla <gülüyor> ittifakla diyorlar ki öyle bir Türk akın oldu ki e, Rumların yerleştikleri kaleler işte yerleşimler bir adanın denizle etrafı sarılan bir ada gibi çepeçevre Türklerle sarıldı. Muazzam bir nüfus yoğunluğu hareketi var. Ki bu sadece e, Oğuz kısmı. Bir de e, Gürcü Krallığı'nın e, yerleştirdiği Kıpçaklar. E, Selçuklu sınır bölgesi ye yerleştirdiği Kıpçaklar var. Bizans'ı yine uç tarafı da yani Anadolu'nun uç dediğimiz bölgelerle Selçuklu sınırında korar göçer Türkmenlere karşı bir denge unsuru olarak yerleştirdiği Kıpçaklar var. Böylece birkaç devlet hanedaneliğiyle Anadolu'da Türk nüfusunun artışı ve e, Türkçe'de de lingua franca hale de, e, gelmesi söz konusu. Yani yaygın konuşulan dil. E şimdi öyle bir oran çıkıyor ki bunlar böyle deyince. Yani e, zamanında işte bu Rus krallığını falan kurallar işte bu krezlikleri kurar Ruslar. Hani Varekler Viking dilini bıraktı Slavca konuşmaya başladı. Az sayıda işte Varek Viking dilini sürdürmedi. Nor stilini konuşmadı da Slav dilini benimsedi. E bir şeye bakıyorsun Mısır'a. Mısır'da o kadar Türk Aradarlı kurduğu devlet var. Komutanları kurduğu. E Arapça konuşuyor insanlar. Ama her ne hikmetse Ardolu'da bu kadar Ermenisi, Rumu ya yani böyle köklü ve yerleşik halklar ve diller, kültürler söz konusuyken bir avuç atlı gelip Türkçe'ye hepsine birden seti veriyorlar yani. Çok acayip. Türkçe konuşacaksınız lan! Çok, çok garip yani. Mantığı da oturtamıyorsun yani işte. Şimdi bir kere hiçbir şekilde tarihin t'sinden bile anlamıyorlar. Ee, çok evet. doğru söyledim. Bu genetik çalışmaların artması bu cahillerin kafasını iyice karıştırıyor. Diyorlar ki a-ah! %100 Türk değilmişiz. O zaman biz neyiz? Böyle bir cehalet. E, o gen analizlerinin ne ifade ettiğini de asla bilmiyorlar. Türk geni, Rum geni, Kürt geni diye bir şey olmadığını asla bilmiyorlar. Türkler %100 Türk olmadığı gibi Kürtlerin de %100 Kürt olmadığını, Ermeninin de %100 Ermeni olmadığını bilmiyorlar. Gen örneklerinin coğrafyaya dayanılarak toplandığını bilmiyorlar. Tekrar ediyorum, Türk geni, Rum geni diye bir şey olmadığını asla bilmiyorlar. Bu analizlere bakıyorlar, çoğunlukla da Wikipedia analizlerinden bakıyorlar, tamam mı? Ne yüzde yüz Türk değil miyiz? O zaman biz kimiz diye bir kimlik krizine giriyorlar. Sonra da bu konularda fantastik fantastik laflardan birilerinin peşine takılıyorlar. Bu birileri daha çok abuk subuk fikirlerini, deli saçması fikirlerini kendi adlarına kurdukları Facebook gruplarında yayıyorlar arkadaşlar. Twitter'da Twitter'a Twitter da sirayet edi, ettiler epey yıl önce orada da çoklar. Bunun dışında YouTube'da böyle deli saçmaları anlatan çok sayıda kanal var. Şunu da bilmiyorlar. Hiçbir insan yüzde yüz bir şey olamaz zaten, tamam mı? Çünkü insan tarihini bilmiyorlar. İnsanlık nereden başladı? Nerelere göç etti nerelerden geçti kimler kimlerle karıştı neler oldu zannediyorlar ki bir kere şöyle bir e, varsayımdan hareket ediyorlar Türkler Orta Asya'dan buraya geldiyse geldikleri anda yüzde yüz Türk olmalılar ebe geri zekalı Türkler yani Oğuz Türkleri veya Kıpçak Türkleri onlar da zaten yüzde yüz Kıpçak yüzde yüz Oğuz değil. Bunlar boy federasyonları kurmuş, envai çeşit milletle iç içe yaşamış boylar yahu. Neden bahsediyorsun? Yani <laughs> etnik kimliğini veya ulusal aidiyetini gen analizlerinde arayan cahiller size sesleniyorum. Böyle bir şey yok. Tamam mı? Bundan 500 sene önceki ecdadından bugün sen bir şey taşımıyorsun genetik olarak. O bağ kopuyor bir noktada. 7 göbeğe kadar taşıyorsun en fazla. Önemli olan konuştuğun dildir, kültürdür ve eğer kendine ait hissediyorsan hangi devletin vatandaşıysan odur. Bunun dışında şunu da bilmiyorlar. Aa %100 Türk çıkmadım. Ulan kendisine Alman diyen adam %100 Alman mı? O genel analiz, analizini yaptığı zaman %100, %100, 100, %100 Germen %100 mi denişten. çıkıyor? Ya tabii veya bir Fransız onun da tarihini bilmiyorsun. O gen analizi yaptığı zaman %100 Fransız mı çıkıyor? İtalya, Fransa, İngiltere bunların bir tarihini okuyun. Bu yeryüzünde kendisine ulusal bir at seçmiş yaşayıp gidiyor devletler. Ulus devletler diyoruz bunlara. Yani başka açılardan tartışırsın, eleştirirsin ama siyasi açıdan eleştiri tartışırsın. Aa %100 Türk çıkmadık. Kriz geçiriyorlar, saçma sapan şeylerin peşinde yani, koşmaya mi? başlıyorlar. Bu gen analizleri gelişiyor, ilerliyor. ODTÜ'de büyük bir merkez var bu konuda araştırmalar yapan. Yarın öbür gün bunların sonuçları açıklanacak. Aidiyet krizi geçireceksiniz sizin gibi cahiller. Aidiyet krizine gireceksiniz. Kiminiz %50 Rum çıkacak. Rum geni zannedeceksiniz o geni. Yani Rumların yaşadığı, Yunanların yaşadığı bölgeden toplanmış gen örnekleriyle uyuştuğunu algılayamadığınız için kendinizi %50 Rum zannedeceksiniz. Tamam mı? Ve aidiyet krizi yaşayacaksınız. Bizim gibi insanlarsa zaten her zaman yüzde bir şey etnik kökeninden gelmediğini bildiği için size böyle acı acı gülecek ve size laf anlatmaya çalışacak bu beni daha şimdiden kaygılandırıyor yani bundan iki sene 3 sene sonra bu cahillerle ben uğraşmak istemiyorum şimdiden lütfen doğru düzgün araştırmanızı yapın Gerçekten bizim karşımıza ay ben test yaptırdım yüzde seksen bilmem neymişim şimdi ben neyim filan diye gelmeyin. Böyle ağzınızı ayırırım. Gerçekten çok şey, Aşkım şimdi biz neyiz gibi bir şey oldu <laughs> <gerçekten> ya. <laughs> Allah'ım yarabbim. Evet bu kadar söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yorulmadınızsa Adım, devam acma. edelim. Yoruldunuzsa bırakabiliriz. Abo, var var birkaç çukuru var. Güzel bir şey ha bunlardan. Bundan sonra sırayla gitmek zorunda değiliz. İstediğiniz gibi devam edebiliriz arkadaşlar. Evet. Osmanlı'da Müslüman yok kardeşim mi? O çok uzun bunlar be. Üf. insan gibi yorum yazsalar okunurmuş belki ama. Siz bilirsiniz. Yani yorulduğunuzsa bırakabiliriz yoksa devam edebiliriz. Çok şenlikli yorumlar var yani devamında da. Evet abi senin e, videoya gelmiş bir yorum var burada. Aa evet ya. Bu mı? mi? Türk'tür. Hadi oraya geçelim. tepeş Türk'tür. Bülent Türkmüş arkadaşlar. Evet Yaltırık Hoca'yla tarihten çok Kodlara, şok, Kazıklı Kont Drakula'ya diye bir yayın yapmıştık. Ona gelen yorum bir hanımefendi yazmış. Buyurun Yaltırık Hocam lütfen siz seslendirin. <laughs> Gerçekten Türk tarihini bilmiyoruz. Bülent Türktür. Hangi devşirme Osmanlı Sarayı'nda yaşadı? Betihar'ın Çin arşivlerinde tasviri göğsünde ejderha plakası vardır. Ejderi de oğlu derler Betiha'da. Beteri devlet bayrağında ejderha vardır. Hiç merak etmediniz mi? Osmanlı her zaman Hristiyan Türklerle, Hristiyan Türklerle savaşmıştır. Vladın abcası Macar kralıdır. Osmanlı Türk düşmanı Arap Fars devletidir. Alevileri ve Hristiyan Türkleri öldürmüştür, sürmüştür. Din yüzünden Türkleri mahvetmiştir. Şimdi bunu cerevesini çekiyoruz. Fatih resmi vardı Roma İmparatoru. O dönem devletin adı de Osmanlı değil. Osmanlı adı bir yüzlere ne Peki neden dünya resetlendi? Türk iş Empire dağıtıldı. Yeni dünya düzeninde Sünni İslam hakim oldu. Anadolu Balkanlarda, Kafkaslarda İslam projesi hızlandırıldı. Yavuz döneminde Alevileri saldırdılar, yok ettiler. Çoğu Alevi İran'a kaçtı. Osmanlı'nın soyu Fatih'ten sonra değişti. Timur nerede, neden geldi? Neyse konu çok derin. Osmanlı 50 yıl sonra çağ dışı devlet olarak tarihe geçecek. Abooo. Random atıyor. Devamı var. Üç yorumu doktor. Abla şey jeneratör olabilir ha. Böyle hani belli kelimeleri giriyorsun. Tırırır, çıkarıyor. Evet, hani, Ezberinde bir şeyler var. Jeneratör. Evet, o şey yapmış. Bak bir şey düşünmüş. Unutmadan hemen yazayım demiş. Tamam mı? Bayağı Random şey atmış cümleleri. Taksim'de, Taksim'de ideolojisi karmaşası, karmaşası yaşayan çocuk geldi aklıma. Değil mi? Ben Müslüman. Kapalısı Müslüman. Biz hepimiz Müslüman. <laughs> Bak şimdi Ayasın. almış telefonu eline yorum yapıyor. İstiklalin başından girmiş. Göre göre yazmış. Ha, biraz şundan yazayım. Biraz biraz Arap turistten yazayım. Biraz işte roman çiçekçisinden yazayım. Biraz kazıkçı şeyinden eee leblebicisinden yazayım. Oradan Devamını bir, okuyayım mı? Okuyayım. Bu kadının yorumlarını ver okuyayım ya. Ne olur. Oku oku. Ya, çok batrak. Bu arada chatimizde eee Okuduğumuz cahillerle aynı cehaleti paylaştığı için kudurup ardı yananlar var. Yanan anasını satayım. Ağlayın, bağırın, kudurun. Yanın, ateşiniz bol olsun. Ağlayın. <gülüyor> <gülüyor> <diye>. <gülüyor> Ramazan olmasaydı şurada şöyle ne o mizansen de yapardı. Mizansız zindancı de <laughs> evet, devamını okuyacak mısın? Hristiyan Türkler hakkında tarih var mı? Yok diyor bak. Hmm. Evet bir sonraki sayfada iki Hristiyan, yorum daha var abi. Hristiyan Türkler hakkında tarih var mı yok hiç düşündünüz mü neden Selçuklu Hazarlar Bizans tarihini öğretmiyorlar. Üç paragraf bitti gitti. Emperyalist koloni tarihten çıkın artık. Latince öğrenin. Roma'daki eski kütüphaneleri ve karıştırın bakalım. Kanuni'den Timur'dan İskit diye bahsedilir. Osmanlı 1600'ler oh. 1650'den sonra Türk değildir. Soy değişmiştir. Vlad Kim Ejder Soyu. Çin tarihinde beta göğsünde Ejder Ha plakası ile tasvir edilir. Lakabı Ejder'in oğludur. Ah i Evran kimdir? Evran Ejder Ha demektir. Bence size yazık. 50 yıl sonra Osmanlı Karacahil Devleti olarak tarihe geçecek. Devamı devam Hayatında kaç kez Roma'daki kütüphanelere gittiniz? Bir kere Osmanlı'da 1700'lerde Almanlar tarafından veriliyor. Argüman sunun. çok açık yazmış bunu. Neden Bizans tarihi öğretilmiyor? Türkler kurt ve ejderha soyudur. Osmanlı soyu değildir. Bırakın artık Osmanlı tarihini. Osmanlı anti-Türktür. Viyana'da Osmanlı kimlerle savaştı? H Hristiyan avarlarla. Abu! Ya! Bacarları neden kırdılar, geçirdiler? Osmanlı Ortadoğu Arap kültürüyle yönetilen bir devlettir. Abu! Devamı da var. Geçmişe sahiplenen geleceği yönetir de ondan. Şu an dünya yönetenler Yönetenler dünya tarihi tarihini 1750-1800'lerde yazdılar. Rus tarihçi Fomenko, dünyanın tarihinin bu kadar uzun olmadığını, kronolojinin daha kısa olduğunu savunuyor. Sümerler, Etrüskler, Roma, Felikeliler, İskitler o kadar eski değil. Orta Doğu'da üretilen basallar, savaşlar, diller de dahil uydurma, Hristiyanlık hepsi Anadolu'da yaşandı. İt vedalarını, vedalarını da okumadınız? Ayrıca Alman ve İsviçre tarihçiler, Antik Yunan'ın Anadolu'da doğduğunu, Luviler'e ve Karyalılara ait olduğunu savunuyor. Hurrilerin tanrısı Zeus olarak Yunanistan'a gidiyor. Siz gerçekten tarih biliyor musunuz? Aptal saptal ne ilgisi var demekten öteye argüman sunamadınız. En az bir antik dil bileceksiniz ve kütüphaneleri arşınlayacaksınız. Gözleriniz ağrıyana kadar hazır kaynaklardan tarih anlatılmaz. Ara bir efsane yorum daha yapmış, yazmış. Bu bilgiler Roma kütüphanesi de var. Ayrıca Herodot ve Batlamdus da bahsediyor. Fetret devrinde ne yaşandığını biliyor musunuz? 8 yıl reset var Osmanlı'da. Ortaçağ Hristiyan tarihçileri 7 yıl sonra Türklerden İskit diye bahsediyorsa tarihte bir süreklilik var demektir. İskit İmparatorluğunu parçaladılar. Hazar Selçuklu Osmanlı diye anlatıyorlar. Hindistan'daki Kanişkalar Selçuklu Kırık boyudur. Ve Hidyolar krallarına Saka yani İskit lakabı takmışlardır. Ekşi sözlükte bile bu tip kaynaklar verilmiştir. Adil Ağay da Latince öğrenerek Roma kütüphanelerini tek tek araştırdığı Kitaplarında kaynak belirtiyor zaten. Türkiye'deki tarihçiler batıdan kontrollü olduğu için görmezden geliyor. Siz tarihi nerede okudunuz? Hangi üniversitede? Çaka Bey döneminde esir alınan İskitlerden kumal ve peçerekler diye bahsediliyor. Bunu yazar İtalyan tarihçiler. Siz bence Latince İtalyanca öğrenin. Bizans'ı masaya yatırın. İstemediğiniz kaynak bulursunuz. Hindistan Puşkar şehri Selçuklu eserleriyle dolu. Hintli rehber Memlükler de geldi diyece şok olmuştum. Bir gidin görün Portekiz'i denilen denizciler de kentler değil. Abo. Hadi Ablanın hayal gücüne bayıldım ya. Abo. Tek 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 erit ya. Tek tek erit bebişim ya arkadaşlar. Derisini eriteyim. <gülüyor> Yok <gülüyor> yani bu suçlara askere basmış ya bu başka Peki, bir şey yapıyorlar. Peki nasıl eriteyim? Bütün bu saçmalıklarına, bütün bu saçmalıkların ortasında bana argüman sunun demesi. Ulan senin sundukların argüman mı? Bir yerde şey diyor ya Rus tarihçi Fomenko. Anladım. Onun bir şeylerini okumuş onun peşinden gidiyor. Bir de birkaç tane araştırmacı yazar var piyasada. Böyle kitapları bir sürü bir sürü baskı yapan, insanları keriz yerine koyan, enayi yerine koyan, insanların da çok inanarak peşinden peygamber peşinden koşar gibi koştukları tipler var. Onların var deli ya. saçması kitaplarını okumuş, hepsini yutmuş. Diyor ki işte Rus tarihçi dediği Rus tarihçi değil bir matematikçi, mühendis aynı zamanda araştırdım. Adam deli saçması bir e, teori ortaya atmış. O kadar deli saçması ki bir Allah'ın kulu bile ciddiye almamış yani. O derece deli saçması. Ya i̇şte zaten şey bu cehennemden gelen gidiyor. sesler falan o videolarda Rusya'dan çıkıyor hep böyle. Cehennemden Aa, kaydedilen sesler falan. Dünya tarihi Var resetlenmiş 1750-1800 yılları arasında tekrar yazılmış. Bize unutturmak istiyorlar çünkü bir şeyleri. Anladınız mı? Ve bütün dünya Türk. Ve bütün bunlar Roma kütüphanelerinde yazıyor. Adile Ayda isimli hanımefendiyi de araştırdım. Kitapları var. Kitaplarında onun böyle deli saçması şeyler yazdığını pek zannetmiyorum. Yazıyorsa da Allah kendisinde bildiği gibi yapsın diyorum. Zaten tarihçi de değil, diplomat yani. Yaltırık bir şey söyleyecek misin ya? Gel ha, şöyle. <laughs> yani. Et. Etrüskler Türk mü idi diye bir eseri var. Şimdi şunu Tabii söyleyeyim ama. Ee, bak, tarihte, işte tarih metodolojisi ve kaynak yani bibliografya olmadan araştırma yapıldığı zaman metodoloji ve kaynaktan kaynaklı bazı hatalar meydana gelebiliyor. Misal, Türkiye İmpera diyor şeyler, e, yabancılar bize, Türk İmparatorluğu Osmanlı'ya. Ama bizim kendi kaynaklarımızda ne diyoruz biz? Devleti Aliye. Ee, ya da Ali Osman diye hitap ediyoruz yani. Şimdi bu önemli. diye Türk demiş, diye İskit bağdaştırması da yapmış, işte e, neden hepsinde benzer isimleri kullanmış. Şimdi, tarihçi olan şunu der geçer. Adam Kafkasya'dan gelen herkese Çerkez deyip geçmiş. Bütün o ayrı kabileleri tek bir şey tip gibi görerek ya da e, Türkiye Major, Türkiye Minor gibi Ha burada ağırlıklı olarak Türkler olduğu için hepsine birden hani oraya o şekilde isim vermişler. İsimlendirmeleri buna göre yapmışlar. Hani genele göre yaparsın ya isimlendirmeyi. Hı hı. Şimdi i̇şte bileyim, Arabistan diyoruz mesela ama o Arabistan Yarımadası'nın belli bir tarafında işte ya yani Basta tarafında işte İran yerleşimi de vardır atıyorum. Suriye tarafında başka yerleşim vardır. O genel isimlendirmeleri hangi dönemde diye göre yapılmadığını bilmeyenler kronolojiyi karşılaştıramadıkları için Kaynakları da çarpıtarak okudukları için ve daha doğrusu sağlamasını yapamadıkları için böyle abuk sabuk yorumlara kapılabiliyorlar. O yüzden arkadaşlar eğitim şart. Kronoloji ve biyografya şart. Bir de şu var yani eğitim şart gerçekten e, toplumsal yapıları, hanedanlık e, düzenlerini bilmiyorlar. Hanedanlık nedir bilmiyorlar. Sosyal idari biçimleri nedir bilmiyorlar. Çünkü e, adamın argüman şey kadının sunduğu şeye baktığın zaman diyor ki yani Avrupa hani temel önündeki şeyden bahsediyorum. Hani Avrupalıya gidiyorsun diyorsun ki Fransızlar diyorsun. Bir sürü prensi var, krallığı var, yönetimleri değişiyor, devletler yıkılıyor, devletler kuruluyor ama baştan sona Fransız sen buradakine neden Türk demiyorsun da şey olarak Osmanlı'yı ayırıyorsun bilmem neyi ayırıyorsun gibi bir argüman var orada. Hayır yönetim hakkı, hanedan hakkı kavramları hakkında Türklerdeki ya da daha doğrusu Asya toplum, Asya'daki göçebe toplumların idari haklarını, yönetime gelme haklarının ne kadar e, esnek olduğunu bilmediği için aslında gerçekten her birisinin kendi iç dinamiklerine sahip devletler olduğunu da farkında değil. Yani o tarz bir problem yaşıyor. Gerçekten kara cehalet bu. Çünkü hı hı. sen direkt birinin söylediklerini ki bu bayağı eski tezler bunlar. Yani neden bizim tamamımıza Türk İmparatorluğu denmiyor. değil çünkü yahu hepsinin amacı bütün imparatorluğa sahip hani bütün coğrafyaya sahip olmak isteyen kendi iç dinamikleri, kendi yönetim düzenleri olan devletler bunlar. Diyemezsin ki şimdi Allah aşkına Babürdü ile Osmanlı insan aynı devlet diyemezsin ki. Peki ne kadar Habsburg İmparatorluğu'na bu? Hristiyan Avarlar demesi? Yani Osmanlı'nın savaştığı herkes Türk'tü diyor ve Hristiyan Türk'tü diyor. Türklerin Hristiyan olanlarını ortadan kaldırmaya çalıştı Osmanlı diyor. Ne güzel kafalar değil mi? Harikulade. Mükemmel. Yani Kendisinden şey çok yok. emin. Kendi fikri yok yani. Oturup da şeyi düşünmemiş bu. Yani bak bu böyle diyorlar. Bak bu bunu demiş bu bunu demiş. Şöyle de olabilir böyle de. Dinleyeyim. Düşüneyim. Kendi fikrini oluşturmamış tamamen ya birilerinin yapıyor. Bir gerçek tarih kitabı yapıyor. okumamış ya. Ya kardeşim hadi böyle bir şeyleri birilerinden duydunuz. Doğrudan kabul edip işinize geliyor diye bir sebepten kabul edeceğinize ya gerçek bir tarih kitabı okuyun. Gerçek tarih kitabının ne olduğunu bile bilmiyorlar ki. Bilmiyorlar. Yani kaynakçanın ne olduğunu bilmiyorlar. Sonra da gelip bu şekilde çok yaşa. Hayır. Herkese kafa tutuyorlar. Şimdi chatte biri yazmış ki herkesimin nefretini kazanmışsın. Ya konu bu değil. Konu burada ben değilim. Yani ben ben olduğum için bana düşman olmuyorlar. Herhangi bir tarihçiden tarihi bir yorum yani tarihi gerçek duydukları zaman aynı şekilde kuduruyorlar. Yani bunlar arasında çok azdır doğrudan bana nefret duyan. Ancak böyle düzenli olarak bir şeyleri izleyip izleyip tümden kudurması falan lazım ya. Yani bayağı akıl hastası olması lazım. Aynı tepkiyle diğer tarihçiler de karşılaşıyor. Yani konu burada ben değilim gerçekten. Evet. Şimdi son yorum çok uzun. Hepsini okumayalım. Ee, ama kısaca şunu söyleyebilirim ki size. E, bu kadar cehalet ancak okumakla olur dedirtecek bir yorum. Kısaca beyefendi diyor ki adı da Oğuzhan, <laughs> Oğuzhan adını almış milyon tane YouTube kullanıcısı var nasılsa ayırt edemezsiniz birbirinden. <laughs> Kısaca diyor ki Osmanlı diye bir şey yok ee, ve Osmanlı zannettiğimiz kimseler de Türk değil ve bunu Ömer Lütfi Barkan'a Fuat Köprülü'ye isim vererek ve kitaplarından alıntı yaparak dayandırıyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Fuat Köprülü'nün, Ömer Lütfi Barka'nın ve benzeri diğer araştırmacıların kitaplarını okuyan Mustafa Akdağ da var aralarında. Kitaplarını okuyan bir insanın Osmanlı diye bir devlet yoktu. Ee, Osmanlı zannettiğimiz kişiler Türk değildi diyebilmesi için gerçekten ağır akılsız olması lazım yani. Bence kendisi de bir şey okumamış. Oradan buradan gördüğü alıntıları belki de ekşiden açtı. Copy paste yaptı yani. Diyor ki bak 1300 yılında kuruldu denilen devletin kendi kaynaklarında bile 1500 yılına kadar izi bulunmaz. Evet, that's a fact. Kendi kaynaklarında yani tarih kitaplarında izi bulunmaz. Pek çok Türk devleti kurulduğu anda kayıt tutmamıştır. Çünkü yazılı kültür çok gelişmemiştir. Osmanlı devleti içinde bu geçerli. İlk resmi Osmanlı tarihi 1400'lerde, 1500'de değil. 1400'lerin sonlarına doğru yazılmıştır. Fakat o zamana gelene kadar vakıf kayıtları var mesela. İçinde Osman Gazi'nin, Orhan Gazi'nin adı geçen Mekece vakfiyesi var. Bunun dışında eski Grekçe kronikler var. Arapça kronikler var, Farsça kronikler var. Osmanlı'nın kendisi kayıt tutmuyor tabii ki. Biz 1299 yılında bu devleti kurduk. Tabii ki böyle bir kaydı yok. Fakat bunun bir sürü belgesi var. Niye ve kim niye uydursun böyle bir şey? Komşu devletler yani işte Türkler Anadolu'ya yerleştikten sonra özellikle başlarına bela olan oldukları Bizans tarafından yazılmış bir sürü kaynak var. Uzun uzun yazıyor bu Türkler kimdir? burada ne yapmaktadır bunların amacı nedir hepsini anlatıyorlar adamlar yani Osman'dan da bahsediyor Orhan'dan da bahsediyor bahsediyor yani anlatabiliyor muyum Bu soruda diyor ki Bizanslılar Özbek Timur'un Müslümanlaştırdığı Anadolu'yu ve Orta Doğu'yu kolay yönetip hak iddia edebilmek ve sürekli sorun çıkaran papadan bağımsızlık amacıyla Müslüman bir makyaja büründüler ama cümlenin başında diyor ki Özbek Timur'un Müslümanlaştırdığı Anadolu'yu Timur Anadolu'ya geldiği sıra 1402 civarı Bizans o zaman hangi Bizans Doğu Roma'yı mı diyorsun yani anladın mı kronoloji bilmiyor yani Timur'dan sonra Bizanslılar Müslüman olmuş kıyafet değiştirdiler diyor Sonraki yıllarda Osmanlıcılık ve Türkçülük diye iki farklı dönemde kurtuluş aranacaktı. Ne alaka? 19. yüzyıla sıçradı. Fuat Köprülü'nün Osmanlı'nın kuruluşuyla ilgili yaptığı araştırmalar Ömer Lütfi Barkan'a kaynaklık etmiştir. Barkan arşivlerde Osmanlı hakkında gerçeği bulmuştur. Kolonizatör Türk Dervişleri adlı makalesinde bu konu hakkındaki görüşlerini ifade etmiştir diyor. Kolonizatör Türk Dervişleri sen okudun mu acaba ya? Böyle 40 küsür sayfalık bir makaledir. Hatta kitap olarak bile bastılar. Google'dan bakıp yazmış olmamışsın. belli. Sanmıyorum onu okuyacak kadar e, sabrı olduğunu, şey olduğunu. Oy. E bir de şey var ya Celal, e, bu bir ekor. Yani Pisiyo'da, ya bu sahte tarihçilerin iki farklı ekolleri var. Bir ekol şunu iddia ediyor. Osmanlı diye bir devlet yoktu aslında. Bizans devletiydi ve bir dönem kendileri Bizans i̇şte Osmanlı Müslüman gibi lanse ederek tarihçilere böyle yutturdular. Aslında bunlar şey, o yüzden Türk düşmanıydı. gibi sizden bir ekol var bu sahte tarihçilerde. Bir de e, Türk diye bir de Türk diye bir şey yok. Oğuz var. Biz Oğuz milletiyiz. Ha, bir de o var. Bize Türklüğü kabul ettirmeye çalışıyorlar. Biz aslında Oğuz milletiyiz diye e, Gerçekler var yani. Ha. Ciddi bunların savunucusu falan var arkadaşlar. Facebook tehlizlerine bir girin yani. Tövbe bismillah. Tarsiyon falan kalmaz yani. Ciddi söylüyorum. Yani bilmiyorum ya. Şey yapamıyorum. Üzülüyorum yani ben insanların kendilerini bu kadar deli değil, deli deli yapmalarına üzülüyorum gerçekten. Şimdi bu beyefendinin mensup olduğu ekolün kara cahillerini ben Twitter'da gördüm. İki tane kadın görünümlü hesap. Bence muhtemelen değiller ama her neyse olabilirler de. Şey yazmıştı bir tanesi. Biz Türk değiliz, Müslümanlaşmış Romalılarız. Bu kalıbı çok sık duyacaksınız ilerleyen dönemde bence. Hala duymadıysanız rastlayacaksınız orada burada. Müslümanlaşmış Romalılarız diyor birisi. Öbürü de gelmişti ki evet zaten İlber Ortaylı da bunu kitabında yazmıştı. Ulan yani ağzımda bozmak istemiyorum. Yazılan şu, söylenen şu. Osmanlı döneminde, Fatih döneminde diyelim. İstanbul alındıktan sonra Doğu Roma'nın mirası benimsendi. O yüzden de bu anlamda Osmanlı Devleti bir anlamda Doğu Roma'nın mirasçısıdır. Tarihçilerin söylediği şey bu. Dangalak oldu dangalaklar. Yani İlber Ortaylı'nın yazdığı şeyi okumamışsın ki. Hiçbir şey okumamışsınız. Ne Ömer Lütfi Barkan okumuşsunuz, ne başkasını. Burada Zeki Velidi Togan'dan alıntı yapıyor. Yaptığı alıntı şu. Ertuğrul'la oğlu Osman'ın o zamanki siyasi hayatta en küçük bir ehemmiyeti olsaydı muhakkak ki zikrederlerdi. Togan'ın umu, Umumi Türk tarihinden bir alıntıymış bu. Bağlamı ne acaba bunun? Bağlamı muhtemelen şu. Bu şudur. Ben erken dönem Osmanlı tarihçisi olduğum için ne dediğini biliyorum bu adamın. Dediği şu. Osman Gazi devleti kurduğu sıralarda öyle çok önemli bir bey değildi. Bahsettikleri şey bu. Anlatabiliyor muyum? Bir küçük beylik olarak kuruldu Osmanlı Beyliği. Bunun da bir sürü kanıtı var yani. Ertuğrul Osman'ın babası Ertuğrul da o kadar önemli bir bey değildi. Değildi. Bir Selçuklu devleti gibi bir şey kurmadılar ki küçücük bir beylik olarak kuruldu. Daha sonra büyüdü Osmanlı Beyliği. Zaten hani dünyanın pek çok köşesinden tarihçinin Osmanlı Devleti'ne özel bir merak duymasının en önemli sebeplerinden biri budur. Bunlar küçücük bir beylikken nasıl büyüdüler? Ve bu konu hakkında yazılmış bir külliyat var ya. Dünya kadar şey var ya. Dünya kadar belge var ya. Gitmiş bir yerlerden copy paste copy paste bir de bu alanın en önemli tarihçilerinden alıntı yapıyorsun. Hakikaten bu kadar cehalet ancak eğitimle mümkün yani. Ve kırık tefsirler vardı de Kur'an şey paket ayetin yarısını aldırdılar, oradan anlam çıkartmaya çalıştılar. Aynısını ya, aynısını evet. yapmışlar. bak İlhanlı Müverrihi Reşidettin'in tarihinde İbni Bibi ve Aksarayi gibi tarihçilerin kitaplarında Ertuğrul'un da Osman'ın da ismi geçmez diyor. Niye geçsin? Reşidettin'in tarihinde niye geçsin? Reşidettin öldüğü de sene 1328'de. Ne alaka? Ta nerede yaşamış adam? Aa. Ne alaka? Bütün yaptığı alıntılar Osmanlı Beyliği'nin ilk kurulduğu dönemde çok da önemli bir beylik olmadığını gösteren alıntılar. Var olmadığını değil ve Türk olmadıklarını da değil. Bunu şimdi nasıl anlatacaksın karşı tarafa? Anlatmamayı seçiyorum. Niye anlatayım ki? Beyni olsa kendi anlatır zaten. bir zaten. şey aynı yani bu kadar kaynağa ulaşıp da bu kadar e, i̇şte saçma işte bu fikirler ulaş... üretiyorsa evet, zaten, zaten bu adam da öğrenmek, anlamak istemiyor. Evet, İsteseydi Evet. Öyle bir isteği yoktur. Ve bu kaynaklara ulaşmış falan olamaz yani harbiden. Yani Barkan'ın o makalesini okumuş olsa böyle saçmalamaz. En azından bu saçma görüşlerini ona dayandırma cüretini göstermez yani. Evet bu kadar yorumlarımız. Çete soralım. En favori deli saçmanız ne oldu? Evet chat. Hadi chat üzün evet, bizi. Chat. Bu da var mıymış ya diyelim. Örseleyin bizi chat. Yalçın Küçük ve benzerlerinin tarih hakkındaki konuşmalarını ben ciddiye almam arkadaşlar. Ben tarihçilerin ne dediğine bakarım. şu ee... küçüke baksan İsrail'in İsrail'de değil yani Haz şeyde Kırım'da falan kurması ejderha gerekiyor. Ejderha yani. Öyle şey bir adam yani. <laughs> ejderha su. So evet Türkler ejderha ve kurt soyudur arkadaşlar. Evet. evet. Ben ikna oldum çoğu şeyi. Romalı Luviler, Siyonizm, Türkler Kürttür. Nane yağı kokluyorum Bak. dendi. Başıma ağlar. Mol Ejderhacı, Ejderhacı ablanın yorumları açık ara önde ya. Hakikaten öyle bir yok yani bir <laughs> resmen yaratıcılık var Nasıl ya. Bak güzel ben hayal şimdi. gücüne hayranlık besliyorum ya. ben. <laughs> Halkımızın hayal gücü harika değil mi ya? Muhteşem değil mi? Kurban olurum ya. Nane Molla'nın run taklidi çok beğenilmiş. <laughs> Biz konuşuyoruz ya siz öyle bir... Türkler e, İstanbul'da doğurmuş. falan da geleceksiniz. Siz bir de bir görseniz saygı edersiniz Buradan... ki Bizans İstanbul'u geri almış. Hakikaten. <laughs> Ay hacı abla inanılmaz zihindere kazınmış şok geçirilmiş. Ejderha abla <laughs> beni bul. Günümüzde safkan bir toplum günümüzde değil 500 sene öncesinde de bulamazdım safkan bir toplum. Safkan falan öyle bir şey yok. Arkadaşlar bilmiyorum izlemiş, farkında mısınız? Az önce Allah şöyle bir şey mi? dendi. İskitlerin hani Avrupa'da İskitlerin İran'lı bir kavim olduğu kabul ediliyor. Yani safkanlık mı kalmış? Ya yani 2000 yıl öncesinden bahsediyoruz. Safkanlık mı kalmış? Allah'ınızı seviyorsanız ya. Habsburg Avarlar beğenilmiş. Eşderhalı Romalılarız. Narenlerden şarkı Born, istiyorlarmış. <laughs> Aa hadi bir söyle be hayır öyle bir şey Peki, yok. Peki bu yayına hangi türkü iyi gider söyleyin eğer biliyorsam o türküyle sizleri uğurlayayım. Böyle bir yayına en iyi hangi türkü gider sizce? Bu yayına hangi Benim türkü aklıma gider? şey geliyor. Gafil gezme şaşkın bir gün ölürsün. Gafil gezmeyiniz. çok ciddi Ya bunlar hak etmiyorlar bunlar onları biliyor musun? <laughs> Anunnakiler Türk müymüş peki? Velherucuğum henüz Anunnakileriz biz diyeni daha benim kanal ağırlamadı. Gün yok, gelir yok. onlar da gelir. Şeyler bile değil mi böyle Anunnakiler Türk mü? Hayır şeyler falan Türk. Böyle Luviler Türk. Şeyler şeyler. Bu Ah söyleyemedim. Vardır ya Tevrat'ta geçen devler falan var ya Aha. onlar bile Türk. Hepsi Türk. Cahildim dünyanın rengine kandım. Dip 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 dip. Evet gerisini hatırlayamadım. Ben bir şey önermişler. da iyi önermişler. Birisi gördü bunu. <laughs> <Daha, hadi, dım gülüyor> Aynen. Nasıl o ya? Dıbbıla 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 gel. Evet. O muydu? Yok yok yok, yok. yok ya. Bu darbuka çalarken aynı zamanda ağzıyla da çalan bir dayı var ya. Yani. Serdar Ortaç'tan poşeti söyle dediler. Seni çöpe atacağım poşete film, yazık. <laughs> Onu da pek bilmiyorum. Bundan sonra herkes Türk dendi. Ama benim en sevdiğim kafa bak seyircinin de kafası gitti. Bizler ejderha soylu Romalılarız. Bu yayını böyle kapatalım. Hadi. Bak ikinci Elizabeth menakıp namesini hatırlayan da var. Güzeldi o da. <laughs> Ay ama süperdi ya. <laughs> nameyi Elizabeth'i Değil mi? Ay menakıp nameyi Elizabeth'i Sani. Ay muhteşem ya. Ya böyle bir öykü yazsana Yüz ya. Yüz sene hükmetmiştir allahu alem diye böyle. Ya, evet evet. <laughs> Allah kendisine uzun ömür verdi. Kocasını bile gömdü. Kocasını bile kardeşi bile biri ölmüş. <laughs> Moğol dölü satanist çok kalmış bilgenin aklında. Ceren abla şimdi doğru söyle Türk müyüz değil miyiz? Ya Türk'üz arkadaşlar ya. Anayasaya göre ulusal aidiyetimiz Türklük. Türkçe Harbi ağzını saniye. Karıştırmayın. Evet, ot. Karıştırın istiyorsanız gerçi de. Evet. Admin diyen. Şimdi biz kimiz? Öf. Evet ha. ya. Eşşey benziyor evet yayla karının doyura gördü düşü. Ah hadi abim. beraber söyleyelim. Yayla karının şey saldı, saldım Çayır Çayır at, otla doyura, doyura gördü Çok düşü. ağır söylüyorsunuz Ayıram. ya o doyuran Yaylada avradını soyu soyu Evet. Mezarda evet. bir, bir tas suyu, suyu dökeni döken döken de <laughs> <laughs> Komple delirdik gördüğünüzü <laughs> Hiç hiç senkron yok bak attım <laughs> arkadaşlar <gülüyor> Ben ama ne dedim size bakın haftalar önce dedik ki şarkı işine girmeyelim arkadaşlar memnun kalmazsınız dedik Müftidin yani. bir dakika. Ben şiir gibi okurum size arkadaşlar. Hadi oku. Müftidin bir de. Karadeniz ağzıyla bile okurum istersen. Hadi, Hadi oku. Lütfen. Hadi, Hadi ne? öyle bir de gammazun. Mali vardır da yemezun. <laughs> i̇çi sun meyyit namazun. Kilanın da avradını. <laughs> Ay devam et ne olur. Karadenizli teyzeler kavga ediyor. Ay ne olur devam et Şere ne bağırdı. olur. Şerim Şere ağrıdı. Allah Bak Mehmet abi bizim şuuru atmış. Biz nekromansi veya şeytan çıkarma yoksa şarkı söylemiyoruz. <laughs> Aa sizin <laughs> mottonuz o evet. Evet evet o bizim. Hadi Karadeniz yansım. ağzıyla eşeği saldığım çayını oku ne olur. O da şiirin tamamını açmam lazım. Yani. Aç hadi tamamını aç. Evet sizi böyle böyle beynimiz çekildi başımız ağrılar girdi falan dediniz. Böyle biraz güldürerek gönderelim. Dur. Kazak abdaldı değil mi bu evet. Romalılaşmış Kürtlerin Müslümanlaşmış torunlarıyız <gülüyor> bence <gülüyor> Herkesin kafa bir milyon oldu. <laughs> Kafalar bir milyon oldu ya. <laughs> Nanem olan ulan ne yapıyorsun? Arkadaşlar wow. lütfen yapamayan karadeniz ağzı yapmasın çünkü çok kötü oluyorsunuz. Şimdi Volkan Konak'tan eşeği saldım Çayıra'yı dinleyeceğiz. Evet. Buyurun hocam. Eşeği saldım çayıra, otliye karnın doyura. Yordu duşi hayıra, yoranın da avradın. Münçür münafıkın soyu Yıktı harap etti çayı Mezarına bir tas suyu Töçenun <laughs> <laughs> da tahta indirenun İskatine oturanun Mezarına coturanun imamın da <laughs> Derince kazın kuyusun İnum inum inilesin Çefenun diçeni Dikenun da Müfsidun bir de gammazın. Mali vardır da yemezın. İçi sun meyit namazın. Kilanın, Kilanın da avradını. avradını. <laughs> Kazak abdal not Cümle halki eyledi. Sorarlı çim söyledi. Soranın da avradını. <laughs> <laughs> Ara denizde köyde böyle kavga Abi, eden teyzeler gibi ya. dinliyorum. Yemin ediyorum. <laughs> <laughs> müthiş. Benim huyum vardır Mehmet abi de bunu yaparız mesela modern şiirleri Karadeniz ağzına çeviririm ben sürekli. Ya öyleymiş ben kaçırdım bir sürüsünü ya. Bir sürüsünü Hı -hı. kaçırdım. Of çok mutlu. Yani modern ya da Karadeniz şiirleri... Türkçeleri de şiir gibi okuyor. Ha evet evet. Ha onu da duydum onu da kaçırdım. Daha <laughs> hep çalışırken yapılmış bunlar. Evet çok eğlenceli evet, yayınlar. Şöyle bir şey de var. Biz Discord'dayız ya. Aylarda konuştuğumuz zaman sesler birbirine giriyor. Ama ayrı ortamda olup okusak daha senkronize olurdu. Evet. <laughs> evet evet. Kesinlikle öyle. Arkadaşlar bu tarz şeyler için <laughs> Twitch'e gelin. Bu kadar şaklabanlık burada yeter. Evet. Yani YouTube'da yapabildiğimiz maksimum şaklabanlık bu arkadaşlar. Ee, hem ciddi hem eğlenceli yayınlar için Ömer Faruk Yazıcı'nın Nanemolla adlı Yaltırık Hocam'ın kendi adıyla Twitch kanalları var. Onlara üye veya abone olabilirsiniz, destekleyebilirsiniz. Ayrıca her ikisinin de YouTube kanalları var. Yine kendi isimleriyle YouTube'da aratıp bulabilirsiniz. Farklı içerikler, çok daha ciddi, güzel tarih içerikleri de bulabilirsiniz kanallarında. Evet arkadaşlar, bugün de sahur evet. yayını var. 12'den hmm. sahura kadar her gün olduğu gibi. Burayı kapatıp Twitch mi açıyorsun. Bir saat sonra Twitch'e geçeceğim. Saat sonra 12'de Twitch'teyim. Tamam. Tamam. Görüşürüz. Bizi bin küsür kişi izledi bugün. Ee, Sayımız değişti ama canlı yayında bin küsürleri e, görmüş olduk tekrar bir kere daha. Herkese çok teşekkür ediyoruz. İyi. Şu, bu yayından bin kişi gelse. <gülüyor> yani, <gülüyor> gelsin tabii ki. Gelmesi lazım yani. Şerefsizler gelin. <laughs> bu arada bugün üye olan bayağı arkadaşımız oldu. Hepsine teşekkür ediyorum destekleri için. Ee, bu cumartesi akşam Ay ve üzeri yani Ay, Dağ ve Yıldız üyelerin için üye özel canlı yayınımız olacak. Şimdiden haber vermiş olayım. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Arkadaşlar Kendinize muhabbet bakın. ediyoruz YouTube'da. YouTube'da bu yayın yok yani muhabbet sadece. Hadi görüşürüz. Şey Twitch'i diyorsun. Ha Twitch'te? Twitch'te. Muhabbet yayını var yani. Just chatting. Evet evet. Sohbet yayını. Konulu değil yani sohbet. Hepinize çok iyi geceler diliyoruz. Umuyoruz eğlenmişsinizdir. Hoşçakalın.